Odak Noktası'na hoş geldiniz efendim. Ben Mustafa Yıldız. Bu akşam yine Türkiye'nin, dünyanın gündemindeki konuları konuşacağız. Odak noktamıza öncelikle CHP'nin yürüyüşünü alacağız ve programın ilerleyen saatlerinde de FETÖ ile mücadeleye dair çok önemli ayrıntıları konuşacağız. Adil Öksüz'ün neler yaptığını, gerçek görevinin ne olduğunu, mahrem imam dediğimiz bu meselenin tam anlamıyla ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız ve bunu da konuklarımızdan öğrenmeye çalışacağız. Stüdyomuzdaki konuklarımızı öncelikle takdim edelim sizlere. Star Gazetesi yazarı Resul Kurt bu akşam bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. UMET Başkanı Aslan Değirmenci yine bu akşam bizlerle birlikte olacak. Siz de hoş geldiniz. Bu arada Darbenin Perde Arkası kitabını da sizlere hemen göstereyim. Önümüzdeki saatlerde bununla ilgili de gerçekten çok şaşıracağınız, bu kadar da olmaz diyeceğiniz ayrıntılar var kitabın içerisinde. Onu da konuşacağız. Ve gazeteci yazar Kenan Kıran bizlerle birlikte olacak bu akşam. Size de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Şimdi CHP'nin Adalet tırnak içerisinde yürüyüşüyle başlayalım isterseniz. CHP yola çıktı, adalet diyor. Şimdi adalet, evet ben de istiyorum adalet. Özgürlük de istiyorum, demokrasi de istiyorum. Hadi şey olmasın, eksik kalmasın, para da istiyorum. Huzur da istiyorum, sağlık da istiyorum değil mi? Bunları evet. istemekte bir sorun yok. Sağlık için, demokrasi için, adalet için yürümek falan bunlar güzel şeyler. Yalnız ben... Açıkçası CHP'nin yürüyüşünden pek bir şey anlamadım. Yani adaletten ne kastettiğini çok anlamadım. Kimin için adalet? Yani Adil Öksüz için mi? Enis Berberoğlu için mi? Ne bileyim FETÖ'cülerin tamamı için mi? Ya da adalet işte kader mahkumları için mi? Kimin için adalet istediğini tam anlamadım. Ama bir şey anladım. Yürürken yoldan geçenleri tartakladılar. Kemal Bey zaten işte kıyafetiyle başka konu oldu. Efendim Öselim oradaki konuşmalarıyla başka konu oldu. Bugün terörle mücadele konusunda hangi desteği isterseniz size veririm dedi sabah. Ama biz dün DHKPC marşıyla yürüdüklerini gördük. Buna şahit olduk. Acaba diyorum hani başka bir şey mi var? Bir iş mi var bu işin içinde? Ben anlamış değilim. Kenan Kıran'dan başlayalım. Ya bu yürüyüş yani... Belki izleyicilerimiz çok ağır bulacak ama Fethullahçı terör örgütüne destek yürüyüşüdür. Nasıl Gezi Parkı'nda herkes susarken ben Ülke TV'ye Hasan Öztürk'e, genel yayın yönetmeni Hasan Öztürk'e teşekkür ediyorum. Gezi olaylarının arkasında bir polis ve yargının AK Parti hükümetine darbe girişimi olduğunu söyledik. Ne oldu? İşte açıkça ortaya çıktı. Çadırlar yakıldı. 10 tane... Alevi vatandaşımız öldü, polislerimiz şehit oldu. Bu olayların arkasında FETÖ oldu, ortaya çıkmıştı. Evet. Ve unutmayalım o gezi olayları Fethullahçı terör örgütünün ilk kez sokağa çıkma eylemidir. 27 Mayıs 2013 tarihinde başladı ve unutmayalım Kadıköy'de CHP miting yapacaktı. O tabanını Kadıköy'den... Taksim'e çekti. Hı hı. Ve düşünelim 22 gün boyunca devletin polisi, askeri, vatandaşı Gezi Parkı'na giremedi. Gezi Parkı işgal edildi. Şimdi ne için yürünüyor? Enis Berberoğlu tutuklandı. Enis Berberoğlu neden tutuklandı? MİT tırları ihanetinde casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Suçlama şu... O görüntüleri Can Dündar'a servis ettiği gerekçesiyle. Hı hı. Bunu da Can Dündar kendisi ifade etti. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu MİT tırları ihanetinde kendisinden de şüpheli, belki de bir numaralı sanık olmasından korkuyor. Ciddi bir ifade. Neye dayandırıyoruz bilmiyorum. Arkadaşlar ekrana verebilirler mi? Siz rakam olarak söyleyin. Şimdi mesela Zaman Gazetesi. Ya Zaman Gazetesi'ni bir 17 Mayıs 2015 tarihinde Zaman Gazetesi'ne gidiyor. 18 Mayıs'ta manşet. Evet, ekranda evet. da görülüyor. Kemal Hı-hı. Kılıçdaroğlu, Ekrem Dumanlı. Yani böyle çok gizli saklı bir şey değil. Zaman Gazetesi'ne gidiyor. Evet. 17 Mayıs'ta, 18 Mayıs'ta da manşet. Tabii manşet. Devamını verirsek orada bir fotoğraf var. Diğerini verelim. Zaman Gazetesi'nin manşetinin devamını
şu ülkede örtülü ve kuralsız bir sıkı yönetim var. Evet, evet şu. Evet. Ekranda izleyicilerimiz isterseniz gösterelim. Yani evet. Burada Ekrem Dumanlı, Kemal Kılıçdaroğlu ve şurada köşede Enis Berberoğlu. Enis Berberoğlu da köşede oturuyor. 17 Mayıs 2015'te Zaman Gazetesi binasında yapılan bir röportaj. Evet. Devam edelim. Şimdi iki gün sonra Hürriyet Gazetesi'ne gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hı hı. Şimdi iddia da şu. Ekrem Dumanlı ile görüşürken MİT tırları görüntülerinin verildiği iddia ediliyor. Güneş Gazetesi bunu aslında manşetten verdi. Tebrik etmek lazım. Evet. Uzun süredir ilk kez güzel bir manşetle çıktı Türk medyasında. Evet. 18 Mayıs'ta Zaman Gazetesi'nde manşet olduktan sonra 19 Mayıs'ta Hürriyet Gazetesi'ne geçiyor. Hürriyet Gazetesi'ni verebilirsek evet, hı hı, altta. İkinci manşetinde ikinci sayfayı verebilirse arkadaşlar. Evet, şu. Evet, röportaj veriyor. Enis Berberoğlu yok ama burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesi var. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu açığa çıkaran bir ifade. Şunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tırlardaki silahları seyrettim. 17 Mayıs'ta, hı hı, Zaman Gazetesi'nde, 19 Mayıs'ta Hürriyet Gazetesi'nde ve Hürriyet Gazetesi'ndeki röportajında tırlardaki silahları seyrettim. Şöyle şu ifadeyi kullanıyor. Filmleri var, kamyondaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim. Dolayısıyla bunların gizlenecek bir yanı yok. Onu söylemesine de insani yardım olmadığı çıkıyor ortaya. Evet. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu görüntülere sahip, bu görüntüleri izlemiş ve bu görüntüler onda. Şimdi 27 Mayıs'a geliyoruz. 27 Mayıs 2015, Can Dündar, Enis Berberoğlu buluşuyor. Ve o görüntüleri HTS kayıtlarından o görüntüleri aldığı ortaya çıkıyor. Biz de bunu nereden öğreniyoruz? Can Dündar'ın kendi kitabından öğreniyoruz. Solcu bir milletvekilinden aldım ve Soner Yalçın, ciddi bir gazetecidir. Mesela Hrant Dink cinayetinde Ercan Gün'ün bu komploda yer aldığını yazan, ilk defa yazan ve ardından Ercan Gün'ün tutuklanma sürecini başlatan yazardır. Soner Yalçın diyor ki bu görüntüleri Enis Berberoğlu Can Dündar'a verdi. Bunu Hürriyet gazetesinde yazan Soner Yalçın söylüyor. Enis Berberoğlu da genel yayın yönetmenliği yaptı. Hı hı. Ve diyor ki Hürriyet'in imamı, CHP'nin imamı. Ve ciddi suçlamaları var. Yani Gazete Pazar'ın eski genel yayın yönetmeni diyor ki Enis Berberoğlu Ekrem Dumanlı'ya danışmadan manşet atamazdı. Evet. O görüntülerin 27 Mayıs 2015 tarihinde Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar'a verildiği var. Cumhuriyet Gazetesi'nin o 29 Mayıs tarihli ilk manşetini verelim. Yani normalde bu görüntüler alınmış 27 Mayıs tarihinde. Evet. Ne yapılır? 28 Mayıs'ta bir hazırlık yapılır. Hı hı. 29 Mayıs manşeti, ilk manşet bu. Milli talan haritası. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk manşeti bu. Okuyucularına, Anadolu'ya giden manşeti bu. Ama bir operasyon oluyor, bu manşet kalkıyor. 29 Mayıs'ta ilk manşet bu ve değişiyor. İsterseniz o diğer manşeti diğer manşete verelim Cumhuriyet'in. Yani 29 Mayıs'ta bu manşet atılıyor, gece yarısı değişiyor. Bu manşet atılıyor. Belki ilk sayfayı da verebilirler manşeti. Hı-hı. Evet, bu manşet atılıyor. Gece yarısı bir operasyon oluyor. Yani demek ki bir sıkıntı var. Bu görüntülerin haber olarak, manşet olarak verilmesi istenmiyor. Yayın kurulundan geçmiyor. Milli talan haritası manşete atılıyor. İlk manşet bu. Ondan sonra gece yarısı bir operasyon oluyor. Erdoğan'ın yok dediği silahlar manşete atılıyor. Ne oluyor? 7 Haziran'da seçim var. 29 Mayıs'ta Cumhuriyet Gazetesi bu manşeti atarak 7 Haziran seçimlerinde işte AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı, işte DAEŞ'e silah yardımı yaptığını iddia ederek uluslararası mahkemelerde yargılatmak istedi. Yani seçime bizzat etki yapmak istedi ve unutmayalım o dönemde Doğan Grubu'nun desteğiyle HDP %13 13 oy aldı ve AK Parti tek başına iktidar olmasına rağmen hükümet olamadı. Bu manşetler FETÖ adına atıldı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun korkusu şu. Enis Berberoğlu hala konuşmadı. Diyor ki ben bu görüntüleri vermedim. Vermedin ama sen kuryelik yaptın kesin. Bu görüntüleri sen genel başkanın onayı olmadan veremezsin. Kemal Kılıçdaroğlu aslında kendi
sinin sanık olmasını engellemek için yürüyor. Şimdi siz savcı ve hakimleri tutukladınız MİT tırları ihanetinde. Hı hı. Orada o görüntüleri unutmayalım. MİT görevlisine askerler silah çekti. Yani bizi korumakla görevli askerler MİT tırlarındaki o görevlilere yardım götüren, Türkmenlere yardım götüren görevlilere silah doğrulttu. Hakimi tutuklu, polisi tutuklu, il jandarma komutanı tutuklu, gazetecisi tutuklu. Neden? Görüntüleri verdiği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası aldı. Bu görüntülerden haberi olan bir genel başkan var, CHP genel başkanı. Ve ben bunu hep söylüyorum, 22 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün tekeline girmiştir. O tarih nedir? Genel başkan olma tarihi. Şimdi yalnız burada bir mesele var. Az önce bahsettiniz ya, amaç Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte o zaman başbakan, Lahey'de yargılatmak, savaş suçlusu olarak yargılatmak. En azından hani yargılama sonucunda onlar belki hani etki eder, şu olur bu olur falan filan, en azından yargılatmak. Şimdi dönüyoruz bugüne. O gün tamam, o gün FETÖ vardı, şu vardı, bu vardı. Bu işlerin başlangıcında biz CHP Genel Başkan Yardımcılarından Engin Altay'dı yanılmıyorsam. Hı hı. Erdoğan Lahey'de yargılanacak diye böyle üstüne basa basa daha bu işlerin başlangıcında işte bir ay önce sarf ettiği söz bu. O zaman CHP de 15 Temmuz öncesi ayarlarına geri dönmüş oluyor yani. Aynen öyle, isterseniz burada ben de bir şeyler söyleyeyim. Hı hı. Bir kere olayı gazetecilik gözüyle ele alınmasını ısrarla dile getiren bazı meslektaşlarımız var. Yani Enis Berberoğlu'nun servisini, Can Dündar'ın haberini, işte yaklaşık 10 dakikadır Kenan kardeşimizin anlattığı çirkin operasyonel manşetleri bizim habercilik olarak görmemizi istiyorlar. Hayır. Burada bir habercilik yok. Bir kere biz şunun altını çiziyoruz. Biz diyoruz ki herkes için adalet, tamam. Herkes için özgürlük, tamam. Eğer varsa herkes için de demokrasi. Ancak burada hem özgürlük, hem adalet, hem de demokrasi maskesiyle Türkiye'ye yapılan bir operasyon var. Açıkça ulusal güvenliğimiz tehdit ediliyor. Açıkça habercilik adı altında da casusluk faaliyeti yapılıyor. Şimdi sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da baktığımız zaman, sadece örnek vereyim, bir iki madde söyleyelim. Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'nun 10. maddesi var örneğin. Orada ilginç tespitler var. Hem devletin özel mahrem bilgilerinin, hem de terörle ilgili konuların zemininin hazırlamasının medya olarak mümkün olmayacağını ve yasak olacağını ilan ediyor. Artı taraf ülkelere de yazıyla bunu bildiriyor. Diyor ki eğer haberlerde teröre zemin hazırlama ya da ulusal güvenliği tehdit etme söz konusu olduğu zaman buna sınırlama getirilebilir. Yani bugün Türkiye'de bunu yasak olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa ki bu Avrupa Birliği'nde tam tersi bir kısıtlama olarak gözüküyor. Yine Avrupa Konseyi'nin terörizmi önlemesi sözleşmesi var. Bu sözleşmenin 5. maddesinin 1. paragrafında da aynı şekilde gerek devletin güvenliği gerekse teröre zemin hazırlamanın suç olduğu deklare ediliyor. Taraf ülkeleri yine imza altına alınıyor ve taraf ülkeler tarafından da medya tarafından böyle bir operasyonun karşılığının ceza olacağı bildiriliyor. Burada altını çizilmesi gereken konu şu. Cumhuriyet Halk Partisi adına adalet yürüyüşü dedi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Fethullahçı terör örgütü kendi liderleri olan Deniz Baykal'a karşı çok çirkin bir operasyon yapmıştır. Fakat her ne hikmetse bu deşifre olmasına rağmen daha ilginç özel bilgiler verelim. Haberi yayına koyan Yener Dönmez'dir. Yener Dönmez şu anda Fethullahçı terör örgütü davasından cezaevine giren bir sözde gazetecidir. Ya Deniz Baykal kaset soruşturması, evet, kaset soruşturmasından tutuklu olan birisidir. Sinop cezaevinde. Bu davanın arka planına baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu davayı takip etmediğini, davaya müdahil olmadığını, davaya avukat bile göndermediğini görüyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider kadrosuna Fethullahçı terör örgütü tarafından operasyon yapılıyor. Bu operasyon deşifre oluyor. Bu operasyonu yapan sözde gazeteci hüküm giyiyor, cezaevinde ve bu davayı halen takip etmeyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Yine benzer bir şey daha var. Bu operasyonu basına servis eden Kenan kardeşimizin de sizin de çok iyi bileceğiniz bir diğer isim Cevheri Güven'dir. Bakın Cevheri Güven ismi de deşifre olmuştur. Gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız çok iyi bilir kendisini. Kendisi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu davaya sahip çıkmamasından dolayı
15 Temmuz'un hemen ardından Yunan adalarına kaçmayı başarmıştır. Yunanistan'da şu Yunanistan'da tatil fotoğrafları paylaşmaktadır Cevheri Güven. Defalarca Cumhuriyet Halk Partisi, bakın, defalarca uyarılmasına rağmen, defalarca kendilerine verilen dosyalarda Cevheri Güven'in Deniz Baykal'a kaset operasyonunu tezgahlayan ve medyaya servis eden isim olduğu deklare edilmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi burada da bir adalet arayışı içerisine girmemiştir. Yani kendisine karşı küresel operasyon yapan isimleri deşifre edip onların davasını takip etmek yerine maalesef bugün onlarla birlikte hareket etmektedir. Aslan Bey, çok kısa bir ekleme yapayım. O Yener Dönmez tutuklu. Cevheri Güven Yunanistan'da. Bu kaset operasyonunu tezgahlayan 37 tane polis var. Evet. Polis amiri Ömer Altıparmak, Cumhurbaşkanlığına işte o dönemde başbakandı, böcek koyan ekip. O 37'si de tutuklu. Şimdi yani bakıyorsun orada da yoklar. Orada yani da oraya da bir müdahil avukat göndermiyorlar. Yani partinin bütünlüğünü, partinin birliğini, partinin Türkiye'de ve dünyada karşılığını yok etmeye çalışan bir terör örgütüyle birlikte FETÖ, Cumhuriyet Halk Partisi hareket ediyorsa aklımıza şu geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanındaki bazı isimler bu operasyonun da bir ortağı. Çünkü siz partinize yapılan bir operasyonun deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda bulunmazken bugün gazetecilik değil bir casusluk faaliyeti olduğu deşifre olan, hukukta da karşılığı cezası açık olan bir konuda siz yürüyüş düzenlemeyi planlayıp sahaya iniyorsanız bunun tek anlamı vardır. Siz FETÖ ile kaset operasyonundan bu yana birlikte hareket ediyorsunuz. Şimdi hiç peki, kusura bakmasınlar. Peki şimdi amaç gerçekten Erdoğan'ı Lahey'de yargılatmaksa, hı hı, ve bu da ortaya çıkmışsa CHP'nin şu anda yaptığı yürüyüş ne yürüyüşü oluyor? Adalet yürüyüşü mü, başka bir şey yürüyüşü? Yani tabii biliyorsunuz Gandhi rüzgarıyla Kemal Bey'i pompaladı bir kısım medya. Hürriyet gazetesi, Doğa medyası. Bir kısım medya. Dolayısıyla da Gandhi, biliyorsun Gandhi nasıl geldi? Hindistan'da meşhur tuz yürüyüşünü yaparak, değil mi, çıplak ayaklarıyla günlerce, yüz kilometrelerce yürüyerek, değil mi, böyle bir işte fotoğraf varsa rejideki arkadaşlardan rica edelim, o fotoğrafla ayağında en kaliteli 500 liralık, 1000 liralık ayakkabılarla efendim pazar yürüyüşüne çıkmış Don Kişotlar gibi insanların duygularıyla alay edilen bir yürüyüşü bizim adalet yürüyüşü olarak tasvip etmemiz kesinlikle mümkün değil. Bunu bir açık söylememiz lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten çok üzüntü verici bir durumda. İnanın bakın, ben CHP adına üzülüyorum ve biliyorum ki birçok CHP'li dostumuz, arkadaşımız da kahroluyor. Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir basiretsizin, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bugünler için özel yetiştirilen, belki de FETÖ'nün özel yetiştirdiği insanlardan birisinin CHP'nin başında olması birçok arkadaşımızı, CHP'li arkadaşımızı özellikle bastıra bastıra söylüyorum, yürekten yaralıyor. Bakın CHP'nin içerisinde de bizim milli ve yerli tabir ettiğimiz Anadolu hamuruyla yoğrulmuş çok insan var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında bana CHP geleneğinden gelen Anadolu hamuruyla yoğrulmuş kaç kişi sayabilirsiniz? Bir kişi var mı? Şu da Anadolu hamuruyla yoğrulmuş be kardeşim. Bakın CHP'nin, hepimiz 40'lı yaşlardayız. Yani CHP'nin 6 ayda bir kurultay geleneği olan bir partinin isimlerinin hepsini biliyoruz yani. Hizipçi var, onlarca hizipçi var. Var mı bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında sesini yükselten diktatör? Bak, diktatör arıyorsan Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Bak, Muharrem İnce hafiften bir sesini yükseltti. FETÖ anında operasyon yaptı. Yok falan kadını taciz etti. Yok filan bilmem fişmekan oldu. Filanı filanı böyle oldu. Anında itibarsızlaştırdılar. Sesi kesildi. Evet. Fikri Sağlar anında bak sesi kesildi. Birazcık sesini yükseltir oldu. Bak dedi, seni dedi partiden atarım ha dedi. Diktatör mü arıyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha büyük diktatör var mı? Yok.
Bak Önder Sav CHP'nin genlerine kadar, iliklerine kadar işlemiş bir CHP yöneticisi, genel sekreter. Baykal'ın Baykal olduğu dönemde Baykal'a kafa tutan bir Önder Sav. Var mı bugün? Esamesi okunuyor mu? Nasıl itibarsızlaştırdılar? Nasıl itibarsızlaştırdılar? Bak, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıkarttılar. Arkasından FETÖ medya operasyonuyla itibarsızlaştırdı ve biliyorsun o devir sürecinde Baykal gitmek istemiyordu. Sayın bunu, vekilim, evet. İsterseniz şöyle göstereyim. Bakın, yani bu küpürü de getirdim. Baykal'a kaset darbesi. 7 Mayıs 2010. Bak benim o manşetten haberim yok ama aynı şeyleri darbesi. Söylüyoruz. Hemen göstereyim. Evet. 10 Mayıs'ta istifa ediyor dediniz ya. Evet. Normalde Baykal... İyi, gitmek istemiyor evet. Yani. Yani diyorsunuz şimdi Baykal ya, gitmek istemiyor. Baykal kapıyı açık bıraktı. Diyor ki istifa aynen. ettim. Ama dönebilirim dedi. Kendimi aklayıp döneceğim. Ne görev verirse yaparım dedi. Bak evet. Kılıçdaroğlu'nun 10 Mayıs'taki açıklaması istifa ettiği gün. Evet. Aday değilim. Aynen öyle. Devam edelim. Aday evet. değilim diyor. 16 Mayıs. Evet. Aday değilim. Baykal'ın dönmesini bekliyorum. Aynen öyle. 16 Mayıs. Şunu da görelim. 16 Mayıs, 18 Mayıs adayım. Gandhi Kemal. Evet, evet bu, Gandhi Kemal. Biz buna siyasette Brutus işte. Brutus diyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olsa olsa Gandhi değil, Brutus olur. Bak söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na ben her televizyon programında da bağıra 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 söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün muhtemelen bugünler için yetiştirdiği insanlardan birisidir. Bak birazdan detaylarıyla vereceğim bu, bak aşama bu, aşama. Bu çok büyük bir iddia bak yani, çok büyük bir iddia olduğunun farkındayım. Bak neye göre bunu delillendiriyorsunuz? Neye göre şimdi bunu 15 Temmuz'da ne diyor? Şapka düştü, kel göründü. Bak bizim bir ara bir kadıncağız dolaşıyordu. Efendim ben başbakan olacağım. Yurtta sulh başbakan olacağım. Dedi hatırladınız mı? Bu hanımefendi ısrarla Mayıs'ta kongre yapacağız. Mayıs'ta kongre yapacağız. Mayıs'ta kongre yapacağız. Ben başbakan olacağım. Ya kardeşim %10 oyla nasıl başbakan olacaksın? Hesabı 15 Temmuz'da görüldü. Çok yürekten inanıyorum ki eğer 15 Temmuz'un başbakan adayı hanımefendi ise Cumhurbaşkan adayı da Kılıçdaroğlu. Tankların üzerine çıkacak, ben bir darbe olursa tankların üzerine çıkarım diyen bir parti başkanı, bir ana muhalefet başkanı tankların yanından tırıs 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 yol açarak kaçtı. Kaçmaz. Muhtemelen yol dediler ki ya ne yapıyorsun sen dediler. Abi sen evine git. Zaten yarın Cumhurbaşkanı yemin edeceksin. Sen git konuşma metnini hazırla. Sen ne yapacaksın tanka çıkıp? Zaten bu darbe senin için yapılıyor kardeşim. Tanklar senin için çıktı. Muhtemelen inanın bakın bunu yüreğim kan ağlayarak söylüyorum. Bunun böyle olduğuna da adım gibi eminim. Ama çok acı bir ülkede yaşıyoruz. Bakıyorsunuz FETÖ hesabı soracak adam. Soramıyor. Kendisi FETÖ'cü çıkıyor. FETÖ'cü çıkıyor. Şimdi... Baylokçu çıkıyor. Şimdi biz böyle bir ortamda bu sistem içerisinde dik durmak zorundayız. Dik durmak ve devlete sahip çıkmak zorundayız. İnanın CHP'nin içerisinde vatanını, milletini seven, FETÖ'ye papuç bırakmayacak çok insan var ama korkusundan sesini çıkaramıyor. Ya niye konuşmuyorsun diye sorduğumuzda abi diyor görmüyor musun kafasını kaldıranı partiden atıyor. Diktatörlük var bizim partide diyor. Anında bir operasyon yapılıyor bak. MHP ile CHP'ye operasyon yapıldı. Seçimlerde işte. 2010 yılında. 2010 yılında. İkisine de bir operasyon yapıldı. Amaç CHP'yi de MHP'yi de ele geçirmek. Bu her programda da söylüyorum. Sayın Bahçeli'nin onurlu bir devlet adamı mücadelesi vererek ve bu büyük oyunu görerek devletin yanında yer almasıyla oyun bozuldu. Bu oyun eğer
MHP'de CHP gibi FETÖ'nün güdümüne girerek sürdürülmüş olsaydı biz 15 Temmuz'da bir iç savaş yaşardık. Çok samimi söylüyorum bunu bak. Bilmiyorum, 15 biz Temmuz'un, 15 Temmuz'da bir iç savaş Temmuz yaşardık. 15 Temmuz yaklaşıyor ya, şimdi tarih olarak yaklaşıyor ya. Ben gerçekten hani zaman zaman tüylerim de diken diken olarak o geceyi hatırlıyorum. O gece hani buralarda neler yaşadığımızı hatırlıyorum. Sokağa çıktık, sokaklarda neler yaşadığımızı hatırlıyorum vesaire vesaire. Şimdi 15 Temmuz'a bir dönelim. Bir şey söyleyeyim Temmuz'da... ama burada adalet yürüyüşünü başladık ya. He? Bak bir şey soracağım. Şimdi Gürsel Tekin'in bir evrakta sahtecilik dosyası var abi. Bak, adalet arıyorsan, Kemal Efendi adalet arıyorsan, Gürsel Tekin'in 2009 yılında resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığı dosya Yargıtay'da fareler tarafından 5 evrak kayboldu. Kayboluyor. Ve ne hikmetse 2 yıl 6 ay 2,5 yıllık cezayı onaylaması gereken Yargıtay'ın 11. Ceza Dairesi yıllarca bu dosyayı sümenaltı ediyor ve Gürsel Tekin'in milletvekili olup dokunulmazlığa kavuşmasının önünü açıyor. Adalet arıyorsan kardeşim, adalet burada. Gürsel Tekin'in dosyası muhtemeldir ki FETÖ'nün fareleri tarafından kemirilmiştir, kaçırılmıştır, boşaltılmıştır. Hangi vaatlerle, hangi teminatlarla bu yapıldı? Bu araştırılması gereken, yani adalet arıyorsan bir, bunu araştıracaksın. İkincisi, Cumhuriyet Gazetesi'nin DNA'sı nasıl değiştirildi? Yani onlarca yıllık, yüzlerce yıllık bir Atatürkçü gazetenin bir anda nasıl olur da yıllarca Hikmet Çetinkaya gibi yazarların her gün FETÖ, FETÖ dediği, bir de hiç kaç yıldır FETÖ dediğini duydunuz mu? Aksine yalandan bir iki tane işte bak Ömer, ben de FETÖ'yü... Öven yazıları var. Aleyhte de yazıları var ama Ergenekon yalandan... Ergenekon balyoz sürecinde var. Evet. 17-25'ten sonra yok. Teslim aldılar. Evet. Kesinlikle. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin başına ne geldiyse maliyet karşılayamadığından, ekonomik sıkıntılara düşmesinden sonra yaşandı. Yani rivayet odur ki çuvallarla, bir takım insanların çuvallarla gazeteye para getirdiği, bilmiyorum yani gazetede çalışanlar varsa açıklasın, ben bilmiyorum. Ama orada çalışıp da bunun yapıldığını söyleyen çuvallarla hani bir gazeteci, kisveli ajan, vatandaş bavulla gitti ya. İçinde bir sürü devletin kriminal belgesi olan. O zaman şunu söylemek gerekiyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan bir operasyon yok. Operasyon var. Yok yok, bu son süreç. Teslim alınmıştır farklı yani. Bir şey söyleyeceğim. Devlet tarafından Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan bir operasyon yok. Cumhuriyet Gazetesi'ni FETÖ'den kurtarma operasyonu var. Cumhuriyet Gazetesi'nin FETÖ'den kurtarılması, bakın biz hiçbirimiz burada demokrasiden vazgeçemeyiz. Hiçbirimiz bir diktatörlük olsun, kralın kafasını vursun, uçursun istemeyiz. Hiçbirimiz adaletsizlik istemeyiz. Yani Yargıtay'da bir dosyanın kaybolup da bir kişinin hangi vaatlerle, hangi işler yaptırılmak için rehin alınmasını biz hiçbirimiz burada tartışma konusu yapmak istemeyiz. Resul Bey, ben Kenan abi, Cumhuriyet Gazetesi bakın rehin alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi rehin alınmıştır. Atatürk'ün hatırasına sahip çıkan birçok kurumda rehin alınma söz konusudur. Baktığımız zaman bu itibarsızlaştırılan insanlar, yani geriye dönüp bakın 3 yıl 5 yıl geriye dönüp bakıldığınız zaman CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet edecek kim varsa başına bir iş gelmiş kardeşim. Ya itibarsızlaştırılmış, ya bir takım uyduruk gerekçelerle, isnatlarla kamuoyu nezdinde küçük düşürülmüş. Mutlaka bir iş getirilmiş başına.
Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda esas nokta, işte bakın, Arap Baharı ile başlayan ve coğrafyanın yeniden şekillendirilmesi sürecinde dik duran bir Türkiye'nin istenmemesinden kaynaklanan bir süreci yaşıyoruz. Yani evet, buradaki temel problem, inanın bugün Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın başına bir iş gelse ne Kemal Kılıçdaroğlu'na bu ülke teslim edilir. İki koyun, bakın kardeşinin ifadesi var, ben söylemiyorum, kardeşi söylüyor. Diyor ki ya abim diyor iki koyuna sahip çıkamazdı diyor. Çobanlık yapmak için diyor yazın işte giderdi diyor. Koyunlardan sonra gelirdi, koyunlar ondan önce gelirdi, gelirdi kaybetmiş koyunlar. Yani iki koyun gütmekten aciz bir kişiye, parti müdürüne kalkıp evet, da hiç kimse bu ülkeyi teslim etmez. Kenan Kıran, çok kısa bu bölümü kapatacağım çünkü. Şimdi az önce Resul Bey dedi ya, Cumhuriyet Gazetesi teslim alındı. İbrahim Yıldız, bir önceki genel yayın yönetmeni, şu ifadeyi kullanıyor. Bizden sonra teröriste terörist bile diyemediler, dilleri sorumluydu. PKK'ya terör örgütü ifadesini kullanmadılar. Kullanamaz çünkü FETÖ ile PKK kanka. Hatırlayalım kanka o işte. Bayıklarla röportajlar kanka yaptılar, PKK'yı övdüler. FETÖ'nün savcıların, hakimlerini övdüler. Ve Can Dündar geldikten sonra diyor İbrahim Yıldız'ın ifadesi, mali olarak gazeteyi hakikaten borçlandırdılar ve batırdılar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de dediğiniz gibi aynı akıbeti yaşadı. 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu monte edildi ve parti FETÖ yörüngesine girdi. Ya biz unutmayalım, yani çok balık hafızalıyız. Şimdi 17-25 Aralık operasyonunu biz yaşadık. Yasa dışı olarak dinleme, teknik takip yaptılar. Montajlayarak Cumhurbaşkanımızın, bakanların, MİT müsteşarının ses kayıtlarını yayınladılar. Suçtu bu. Şimdi şurada olması gerek. Yani Kılıçdaroğlu şeyi yayınladı ya, parti grup toplantısında FETÖ'nün ses kayıtlarını yayınladı. Şurada. 17-25 Aralık'tan sonra. Yani FETÖ'nün yörüngesine girdiğinin delilleri bu. Yani mecliste FETÖ'nün ses kayıtları Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yayınlandı. Ve şunu da unutmayalım. AK Parti 17-25 Aralık'tan sonra partideki temizliği yaptı. Yani en üst yönetimdeki insanlar bile partinin merkez karar yönetim kuruluna giremedi. Ama bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun operasyonuna kendisi bir kaset operasyonuyla geldi. MİT tırları davasında belki de sanık olacak, belki de tutuklanma ihtimali var. Şu an CHP'nin yönetiminde, üst yönetiminde olup da CHP geleneğinden gelen, 2010 yılında ismini toplumun, kamuoyunun bildiği kaç kişi var? Yok. Bir söyle abi, var mı yani? Şimdi Enis Berberoğlu casusluktan tutuklu. Yani FETÖ'nün siyasi ayağı deniliyor ya. Al işte, al sana siyasi ayak. Enis Berberoğlu tutuklu casusluktan. Eren Erdem, FETÖ'nün gazetesi çıktı 17-25 Aralık'tan sonra. O ses kayıtlarını, yasa dışı ses kayıtlarını yayınlayan gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Fatih Gürsoy, baş danışman, Kırmızı Baylokçu çıktı. Kaç tane danışmanı çıktı? Kaç tane danışman? Murat Aksoy. Darbeden bahsetti. He. Tutuklu. Belediye imamı. Evet, belediye imamı. Tuncay Ceylan, FETÖ'nün belediye imamıyla bağlantıları çıktı. İştar Gözaydın, Kemal Kılıçdaroğlu bunu partinin en üst yönetiminde aday yapmak istedi. Parti yönetimi izin vermedi. Ve unutmayalım, biz cemaate destek verdik diyen Birgül Ayman Güler vardı. İhraç edildi. FETÖ tamamen işgal etti Cumhuriyet Halk Partisi'ni. MHP'de denedi. Devlet Bahçeli izin vermedi. Ve unutmayalım, dün Habertürk televizyonuna çıktı Kemal Kılıçdaroğlu. Şu talihsiz açıklama yaptı. Fethullah Gülen sempatizanları da bu yürüyüşe katılabilir. Kendileri mağdur hissediyorlarsa bu yürüyüşe katılsınlar çağrısında bulundu. Dolayısıyla 15 Temmuz'u yaşadık biz ya. Gürsel Tekin de dosyası kaybolup adalet ortaya çıkmadığı için mi yürüyor acaba? Bence Resul Bey, Gürsel Tekin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne FETÖ köprü kurdu. Muhtemelen. Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin'in ekibinden. Mahmut Tanal avukatıydı o. Dediniz ya resmi belgede sahtecilik davasında avukatıydı. Barış Yarkadaş yürüyüşte, işte Mahmut Tanal yürüyüşte, Gürsel Tekin'le bir kanal açtılar. Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem, FETÖ sempatizanları yönetime konuldu. A kadro, işte bakıyoruz Baylokçu, FETÖ'nün medya ayağında
Çok önemli isimler. Ama AK Parti'de yok. 17-25 yaştan sonra yok. Biz şimdi FETÖ, işte terör örgütü şu bu diyoruz da biz biraz balık hafızalıyız gerçekten. Biz dünü hemen unutuyoruz. Şimdi az önce başladım, kaldığım yerden devam edeyim. Hafızamız tazelendi yani. Eyvallah. Kenan Kıran'da daha çok malzeme vardı. Biraz sonra bakacağız. Şimdi bu terör örgütü 15 Temmuz gibi bir ihanetin işte ne diyelim, maşası olarak, kuklası olarak yer aldı. Şimdi 15 Temmuz'da biz ya millet olarak 15 Temmuz'u yaşadık. Yani kafamıza bomba yağdı. Biz hani biraz amiyane tabir olacak, terlikle F-16'ya karşı geldik. Tamam mı? F-16'ya levi attık. Şimdi bu mesele o kadar önemli ki. Bak. Havaalanında Mustafa, havaalanında bu bizim kazma dediğimiz yaba böyle biliyorsun köylü için. Çatalcı'dan yürüyerek gelmiş kardeşim. Gelmiş elinde kazmasıyla gelmiş. Elinde kazması vallahi billahi bak. Ya bu işte mesele bu zaten. Atatürk şimdi havalimanı. Yalnız şimdi biz o geceyi yaşadık. Şimdi yavaş yavaş hem bu kitapta yer alan bilgileri çok çünkü merakla bekliyoruz. Bu arada benim kitabım kuliste kaldı, yürümesin abi. Tamam yok. Alacağız onu. Şimdi Akıncı Üssü'nün şifreleri darbenin perde arkası. Şöyle şuraya koyayım. Şimdi Akıncı Üssü çok çok konuşuldu. Darbenin perde arkasında neler yaşandığını biz konuşurken bir isim öne çıktı. Adil Öksüz. Adil Öksüz'le birlikte biz bir kavramı daha öğrenmiş olduk. Mahrem imam. Mahrem imam ne? Yani imam hani tamam bir şey ama mahrem imam olunca ne oluyor? Neyi mahrem? Mahrem yani olan şey ne? Bu namussuzlar yüzünden cami imamları imam demeye aynen, korkuyor. Aynen aynen o. Yani bütün zaten kavramlar dejenere olduğu için. Şimdi bu mahrem imamlar bir kere kimler? Buradan isterseniz başlayalım kısa bir bilgi olarak. Biz şimdi 15 Temmuz'u yargılama safhasında bazıları yalıyoruz. Asker görünümlü teröristlerden tutun işte devletin farklı kademelerine sızmış FETÖ'cüleri yargılıyoruz. Ama bir kesim var ki onları belki de daha tanımıyoruz bile. Mahrem imamlar. Şimdi Adil Öksüz de herhalde bunlardan biri. Adil Öksüz sadece bunlardan biri değil. Daha üst mertebede Hava Kuvvetleri imamı olduğu gibi Pensilvanya ile apolitli teröristler arasındaki ağ bağlantıyı kuran ve talimatları taşıyan kişi. Bunu nasıl belgeliyor ve ispatlıyoruz? Biliyorsunuz çok deşifre olmasa da iddianamede ve bazı basın kuruluşlarında Adil Öksüz'ün yönettiği Ankara'daki konut kentte yapılan toplantılar var. Bu toplantıları incelediğimiz zaman bu toplantıların başında Adil Öksüz olduğunu görüyoruz ve yaklaşık 10 toplantı yapıldığına tanıklık ediyoruz. Bu toplantılarda ise çok ilginç detaylar var. Yani Adil Öksüz toplantıları yönettiği gibi bizzat hem Pensilvanya'nın talimatlarını generallere taşıyor. Apolitli teröristler diyoruz biz onlara ama kavram gereği general olduklarını, rütbelerinin de general olduğunu belirtmek evet. zorundayız burada. Yani toplantılara katılanların çoğu general, isim isim de tespit edilmiş durumda. Bu isimler devlette de var, kitapta da var. Uzun uzun isimler üzerinden gitmektense evet. bu toplantının arka planını anlatalım ki bugün özellikle işte adalet yürüyüşü yapanlar da tiyatro olarak görüyorlar. Asıl tiyatronun ne olduğunu, nasıl kontrollü bir darbeyle karşı karşıya kaldığımızı anlamaları gerekiyor. Bir kere 15 Temmuz'dan önce Adil Tabii. Öksüz Başkanlığı'nda 10 tane Çok net. Gizli toplantı yapıldı. Çok net. Konut kentte yapılıyor. 11. toplantı da Akıncı Üssü'nde yapılıyor. Daha İçerinde neler var? Mesela ne konuşulmuş? Yani dikkat çekici bir şeyler vardır illa. Çok var. Şimdi isterseniz böyle çok kısa aldığım notlar da var. İlk toplantıyı 27 Aralık'ta yapıyorlar. Hı hı. 27 Aralık'ın önemli bir özelliği şu. Hepimiz tanıklık ettik. Çukur siyasetinin en üst seviyeye çıktığı bir dönem. Daha ilginci artık özerkliğin işte gerek HDP tarafından gerek terör örgütü PKK tarafından özerkliğin dillendirildiği bir dönem içerisinde bu toplantı yapılıyor. Bu toplantıya yine Adil Öksüz başkanlık yapıyor ve bu toplantıda gündeme getirilen konular Türkiye, PKK, KCK ve HDP tarafından kaosa sürükleniyor. Biz bu kaostan faydalanmalıyız. Bakın ilk toplantının arka planında bu var. Bu çok önemli. Zaten Türkiye'de bir kargaşa var, terör var. O zaman biz de bundan faydalanmalıyız. Yani şu değil, Türkiye bir kaosa sürükleniyor. Bunun engellemek için bir şey yapmalıyız değil. Bu kaostan faydalanmalıyız. Ve neler yapabiliriz? Burada söz konusu generallerden bilgi notlarını alıyor ve tekrar Amerika ve İngiltere'ye gidiyor. İlginç olan konulardan bir tanesi de şu, bu toplantıların her birinden sonra ya İngiltere'ye gidiyor ya ABD'ye gidiyor. Bunlar da tamamıyla dosyalarda, tarihleri ve saatlerine kadar mevcut. İkinci toplantının tarihi ise 09 Ocak. Burada ise yani bu toplantıda yine Adil Öksüz'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda
istihbarat zafiyetleri konuşuluyor. Bakar mısınız? Yani Türkiye öyle bir ihanet içerisine sürüklüyorlar ki biz Türkiye terörle mücadele ederken Türkiye'nin terörle mücadelesinde başarısız olması için neler yapabiliriz? Çukur siyasetini nasıl destekleriz? Bu kaosun daha da derinleşmesi için bundan sonraki yöntemlerimiz ne olmalı? Masada bunu konuşuyorlar. Bu kadar ileri derecede ihanete ortaklık ediyorlar. Devamında ise 16 Ocak. 16 Ocak'ta Pensilvanya'nın görüşünü, o kirli görüşünü masada açıklıyor Adil Öksüz. Ve söz konusu apolitli teröristlere, generallere şunu ifade ediyor. Arkadaşlar, darbe talimatı geldi. Tarihi belirleyeceğiz. Çalışmalarımızı buna yönelik yapıyoruz. Bundan sonraki stratejilerimizi buna göre belirleyip bundan sonra bu masada oturacağız. Ha, yani, bu şekilde toplantıda tabii, böyle bir tabir var. Tabii 16 Ocak'ta bakın 16 Ocak'ta Pensilvanya'dan getirdiği emir bu. Çok açık söyleyelim. Bunların hepsi çok kısa süre içerisinde tanıklar tarafından, delillerle, gizli tanıkların açıklamalarıyla deşifre olacak. Bunlar kaçınılmaz gerçekler. Ki bazı soruşturma dosyalarına da bu gerçekler girdi. Devamında ise 5 Mayıs, bakın 5 Mayıs'ta ise artık tutuklanacaklar. Suikast listeleri yine o masada, Adil Öksüz'ün başkanlığında faydalanabilecek ve faydalanması mümkün olmayan askerlerin listeleri yapılıyor. Yani müthiş bir fişleme. İşte biz darbe yaparsak Genelkurmay'daki, Akıncı üstündeki, işte diğer hava üslerindeki şu askerlerden faydalanabiliriz. Ama şu askerler bize asla destek vermez. İşte açıklıyorlar, Demokrat, örnek vereyim rastgele, işte AK Partili, Milli Görüşçü, Sosyalist, bunların bizden yana tavır almaları mümkün değil. Tam tersi darbeyi kesme ihtimalleri var, bunlarla çalışmayalım şeklinde fişleme dosyaları masaya geliyor. Daha ilginci 27 Mayıs. Bakın 27 Mayıs biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinin ilk darbesidir. İlk başta o darbeyi de lanetleyerek sözlerime başlamak istiyorum. En kritik toplantıyı 27 Mayıs tarihinde yapıyorlar. Bu bir tesadüf değil. Bilinç seçilmiş bir tarih. Çünkü artık darbenin adını koyuyorlar. Sadece darbenin adını da koymuyorlar. O kirli masada Cumhurbaşkanımızla suikastin arka planı konuşuluyor. Ve işgal edecekleri yerler masaya yatırılıyor. Düşünün ki bunu 27 Mayıs tarihinde yapıyor. Yani darbe girişimine 2 ay civarında bir süre var şu anda. O sürenin 27 Mayıs özellikle tarih. 27 Mayıs'da seçilmiş olmasının sıradan tesadüf bir olay olmadığını da burada belirtmek isterim. 15 Haziran'da ise darbenin son ayakları ve yapılacaklar masaya yatırılıyor. Yani bundan sonra biz ne yapacağız? İşte stratejilerimiz nedir? Risk analizlerimizi yaptık mı? Stratejimizde bir sapma var mı? Bize karşı darbeden sonraki süreçte hangi tür hamleler gelebilir? Pensilvanya bunu öğrenmek istiyor. Bunun için de tekrar o koca koca generalleri Adil Öksüz'ün etrafında toplatıp risk analizlerini yapıyorlar. Daha ilginci o akşam yani işgal gecesi ve darbe gecesi ise 15 Temmuz'da ise bu sefer Akıncı üstünde toplantı gerçekleştiriyorlar. O toplantıda ise şu, biliyorsunuz Genelkurmay karargahı hareketleniyor. Hakan Fidan'ın Genelkurmay Başkanımıza yaptığı bilgilendirme sonrası darbe saati öne çekiliyor. Darbe saati nasıl öne çekildi? Genelkurmay'dan sızma var, sızma Akıncı üstüne bilgi veriyor. Burada Hakan Fidan ve ekibi çalışma yürütüyor. Bir risk var. Biz eğer hemen darbeyi geriye çekmezsek biz harekete geçmeden bizi tutuklayacaklar. Evet. Bu Akıncı üstüne talimat geldiği dakika, bu bilgi geldiği dakika bu sefer Adil Öksüz tekrar söz konusu generalleri etrafına toplayıp bu sefer acilen darbeyi öne çekiyorlar. Yani burada neyi anlatmak istiyorum? Tamam darbenin Türkiye'deki ayağındaki Akıncı üstünde olsun, genel çerçevede olsun bir numarası Akın Öztürk. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Burada TSK'ya da seslenelim. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz büyük bir hata yapmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ikinci gün yaptığı açıklamada darbeden sonra Akın Öztürk'ün masum olduğunu ifade eden bir yazılı açıklamaya başvurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerine düşen o yazılı açıklamasından derhal vazgeçmesidir, öz eleştiri de yapmasıdır. Akın Öztürk'ün nasıl bir katliamın içerisinde bir numara olduğunu açıkça ifade etmesidir. Peki şimdi buraya kadar anlattıklarımızla bir şey deşifre oluyor. Bakın bu tiyatro, kontrollü darbe vesaire değil. Söylemlerinin de çökmesine neden oluyor bütün bunlar. Çünkü toplantılar yapılıyor. Üst düzey generallerle
işte isimleri o, açık. İsimleri belli, her şeyi belli. Toplantıda konuşulan konular dahi tabii. Devletin ilgili birimlerinin elinde. Dolayısıyla hani bu tiyatro, bilmem ne, kontrollü darbe, şudur budur diyenlerin de bütün o argümanlarını aynen. Yıkan bir şey. Maskeleri düşüyor. Bir de bakın, bir de buradan gerek din alimlerimize, gerek sosyologlarımıza, psikologlarımıza hı-hı. Önemli çağrı yapacağım. Çünkü çok kritik bir konu var. Adil Öksüz'ün toplantılarda koca koca generalleri ettirdiği yemin var. Yani etrafına topluyor, düşünün o karanlık o bir karanlık oda içerisinde. Hı hı. Kocaman generallere yani general olana kadar aldıkları eğitimi hepimiz biliyoruz. Ya bunlar nasıl böyle bir beyin yıkaması içerisine girmişler? Nasıl beyinleri zehirlenmiş olacak ki? Bir sıradan bir akademisyenin terapi seansına giriyorlar. Bakın isterseniz izin verirseniz o yemini okuyalım. Neyin çünkü, üzerine yemin hemen, ediyorlar bakın, mesela orada? Burada dinimiz üzerine bir yemin yok. İslam üzerine bir yemin yok. Kur'an-ı Kerim üzerine bir yemin yok. Burada sapkınlıklarını ortaya çıkartan bir yemin var. İzninizle hemen onu buluyorum, hemen okuyorum burada. Bir yemin ediliyor. Evet, bir yemin ediliyor. Açıkçası. Generallere Adil Öksüz yaptığı o gizli toplantılarda, 10 sır toplantıda yemin evet, ettiriyor. Evet, ben şimdi o yemini okuyorum. Yani Adil Öksüz'ün sizin de altını çizerek belirttiğiniz gibi apolitli teröristlere ettirdiği yemin. Birebir metnidir. Bilumum karar listesindeki esaslara riayette bulunacağıma, Fethullah Gülen Hoca Efendimiz ve hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen mükellefiyetleri itirazsız yerine getirmeye çalışacağıma münferit hareket edip bu kararlara muhalif davrandığım an ihtiyarımla bu kadrodan kendimi iskat edeceğime valla billah kasemleriyle yemin ediyor ve bu yeminin layen kati olmasına Cenab-ı Hakk'ı istişahatta bulunuyorum diyor. Bakın burada yemin ettiği kendi kutsallarına bakalım. Hizmet, Gülen, başka bir şey yok. Tamamen baktığınız zaman bunun yani söz konusu generallerin, söz konusu Adil Öksüz'ün, söz konusu bu terörist yapının tamamıyla İslam dışı Vatikan üzerine yemin ettiğini görüyoruz. Çünkü onlar da böyle. Benim dinlerken sabuk, kanım donduyor. Abuk sabuk yeminler var. Bunlar da karanlık bir örgüt. Tabii çok tabii, çok mühim yani. Zaten yani bu şimdi, yapının şeyi o, taktiği burada, bu. Burada şöyle 4 kişiyiz. Mantık yürütelim. İzleyicilerimiz de var. Hangimiz bir kişi üzerine yani onu kutsayıp yemin edebiliriz ve o yemine işte general rütbesine gelene kadar sadık kalabiliriz? General rütbesindeyken de bu yemin doğrultusunda kamikaze olup hem kendimizi hem de halkı yok etmek üzerine yemin edebiliriz. Ya bunun hiçbir tarifi yok. Bunu siz ben değil, sonuç itibariyle biz gazeteciyiz, siz siyasetçisiniz, uzmansınız. Bizim değil, bunu sosyologların, psikologlarımızın ve bir an önce alimlerimizin masaya yatırması lazım. Çünkü burada aslında bu kirli yapının, bu terörist yapının nasıl mankurtlaştırdığının net bir belgesiyle aslında karşı karşıyayız. Tabii. Çengelköy'de halk katlediliyor. Evet. Orada Albay Mürsel Çıkırtçı, ses kayıtları da yayınlandı. İnkar da edemiyor, o ses kendisine ait. 60 yaşındaki bir teyzeye söylediği şu, teyze bizim için Fetih Suresini okur musun diyor. Tabii, biz tabii. Şu an bu sureyi okumanı istiyoruz. Şeklinde bir talimatı var. Aynen. Ve bu Türksat baskınında darbeci askerlerin su içerken üçer defa suyu içtiklerini oturarak işte, besmeleyle var mı böyle bir adam şey? Vurduktan yani, sonra. Aynen pilotların üzerinden çıkanlar. Tabii, pilotların üzerinden çıkanlar yani o gece alçak uçuşla alçak katliam yapan pilotların cebinden çıkanlar Fethullah Gülen'in duaları. Şimdi Aslan Değirmenci buraya kadar dinlediklerimiz gerçekten hani ben birçok haber görüyoruz, birçok ayrıntı görüyoruz. Beni inanılmaz şaşırttı. Ben şöyle bir anlamaya çalışıyorum. Şu anda şu ilk şaşkınlıktan kurtulmaya çalışıyorum. İkinci bölümde Adil Öksüz'ün bu apoletli teröristler dediğimiz güruhu nasıl motive etmeye çalıştığını biraz aynen. Anlamaya çalışalım. Şimdi bir ara vereceğiz. Kendi kısa bir araya gidelim. Konuşmaları var, onu da söyleyeyim. Onları da ikinci bölümde onları ayrıntısıyla dinleyeceğiz. Ve ikinci bölümde sevgili seyirciler lütfen bir yere ayrılmayın. Adil Öksüz'ün nasıl firar ettiğini, kimlerin yardımıyla nasıl kaçmayı başardığını anlamaya çalışacağız. Şimdi kısa bir ara, daha sonra birlikteyiz.
tekrar huzurlarınızdayız efendim. Hem bu FETÖ denen örgütün ne kadar aslında tehlikeli bir örgüt olduğunu daha iyi anlayacağımız detaylara ulaştık. Hem de 15 Temmuz gecesi ve ondan öncesinde neler yaşandı, hele ki Akıncı üssünde neler yaşandı. Bu konuda çok önemli açıklamalar dinledik birinci bölümde. Şimdi ikinci bölümde biraz daha detayına gireceğiz. Aslan Değirmenci'ye şunu sorarak başlayayım. Şimdi karşınızda sonuçta böyle eğitimsiz, kolay kandırabileceğiniz insanlar yok. Adil Öksüz açısından söylüyorum. Adil Öksüz o işte az önce dedik ya, mecburen işte general diyoruz, asker diyoruz. Aslında apoletli teröristler, evet. Bunları motive etmek için ne yapmış o toplantılarda? Gerçekten tartışılması gereken konulardan bir tanesi de bu. Özellikle 29 Şubat'ta yine Konutkent'te Adil Öksüz'ün başkanlık yaptığı toplantıda ilginç şeyler yaşanıyor. Nasıl ilginç şeyler? Adil Öksüz risk analizlerini anlatıyor. Yine Pensilvanya tarafından kendisine bildirilen darbenin kodlarını, yani biz artık darbeye doğru adım adım ilerliyoruz. Sizlere şu görevler düşüyor. Herkes kendi alanında saha çalışmalarına başlasın şeklinde talimatlarını ilettiği zaman karşı koyuşlar var. Yani generaller diyor ki, apolitli teröristler, ya biz sıkı yönetimde başarılı olamayabiliriz. Farklı yöntemler mi denesek? Hı hı. Bu dile getirildiği dakika Adil Öksüz resmen terapiye başlıyor. Yani çok ilginç cümleleri şimdi, var. Orada kendi arkadaşları, tabii, kendi örgütlerinde olan insanlar diyor ki, ya biz hani başarılı olamayabiliriz. Evet, bunun riskleri var diyor. Riskleri zaten toplantının ana amacı da risk, hı hı, analizleri. Yani oturuyorlar. Bu Adil Öksüz de ondan sonra onları motive etmek için konuşmaya başlıyor. Konuşurken ilginç cümleler sarf ediyor. Bakın, bu söylediklerimiz tanıklı. Yani o toplantıya katılan darbecilerden gelen itiraflarla. Evet, itirafçı olanların itirafları. Bizim kendi bilgi kaynaklarımız da değil, devletin de haberi var. Orada ilk başta şunu söylüyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin düşünce kuruluşlarının kendilerine destek vereceğini açıklıyor. İlk başta terapiye buradan başlıyor. Yani merak etmeyin, bizim arkamızda Amerika'daki think tank kuruluşları var. Açıkça neokonlar var diyor. Çünkü Amerika'ya, İngiltere'ye Adil Öksüz her toplantı sonrası gittiği zaman... Bir de baksın zaman, yeter abi, söylemesine yani, gerek yok yani. Aynen. Zaten her dünyalarını biliyorum. Aynen, zaten her toplantı sonrası, bakın altını çizerek bunu ısrarla vurguluyorum. Her toplantı sonrası Adil Öksüz'ün Amerika'ya gittiğini görüyoruz. Amerika'ya gittiği zaman sadece Pensilvanya'da toplantılar düzenlemiyor. Neokonlarla da bir araya gelerek darbenin arka planını hakkında bilgiler veriyor. Yani 12 Eylül'den farksız bir süreçle karşı karşıya değiliz. 12 Eylül'de de aynısıydı biliyorsunuz. Burada da aynı olaylar. Sadece materyaller değişik. Bir şey çok araştırmak lazım. Bir hatırlarsanız gazetelerde, bir takım Amerikan menşeli gazetelerde şöyle bir haber çıktı. İşte darbe olacak. 3 ay önce hocam. Tabii, 3-4 ay önce. Tabii. Yani o gün, acaba o hafta veya o günlerde o think tanklerde çalışan Zeynep Hanım, herhalde yanlış hatırlamıyorsam hanımefendi Türk kökenli bir Zeynep Hanım diye bir gazeteci arkadaş. Aynı dönemde Adil Öksüz de orada mı? Bakmak lazım o tarihlere. Yani o tarihler evet, uyuşuyor mu? Bir sonraki programa saklayalım onu. Önemli bir, evet, konu gerçekten Sayın Vekilim. Burada dikkat çeken şeylerden bir tanesi Mustafa Bey. Karşı koyuş başladığı dakika Adil Öksüz bu sefer şunu açıklıyor. Diyor ki, rahat olun, her şey düzgün olacak. Hatta siz bu tedirginlikten kurtulun. Akıncı üstünde Fethullah Gülen Hoca Efendimizin kalacağı bir yer ayarlayın. Bakın, terapi nereye gidiyor? Yani öyle bir terapi ediyor ki, darbe olacak, darbeden sonra da Akıncı üstüne Fethullah Gülen gelecek, burada konaklayacak, sizinle zaman geçirecek diyor. Yine konu dışı bazı oradaki Fethullahçı generaller sıkı yönetim ya da darbe ya da işgal girişimine ya da işte kanlı bir operasyona karşı çıkış bildirdiklerinde ise ilginç cümleler kuruyor. Bakın, hemen onu okuyayım ben. Bizi takip eden izleyicilerimiz de bu örgütün nasıl bir örgüt olduğunu anlasınlar. Israrla sıkı yönetime karşı çıkanlara şöyle diyor tırnak içerisinde. Geri adım atmak yok. Geri adım atanlar Allah tarafından cezalandırılır. Yakınlarının başlarına bir musibet gelir. Açık açık tehdit ediyor yani. Evlerine ateşler sahasından hiçbir farkı yok. Bu sefer yani, farkı şu. Kendi öldürürüz terörist, diyor yani. Evet, kendi teröristlerini açık tehdit ediyor. Yani diyor ki, burada verdiği mesaj şu. Eğer diyor siz bizim dediklerimizin dışına çıkarsanız sizin bir aile hayatınız olmaz. Evet. Sizi ailenizi öldürürüz. Sizi öldürmekle kalmayız. Ailenizi, çocuklarınızı, annenizi, kardeşlerinizi
öldürürüz. Yani burada tabii FETÖ'nün DNA'sını iyi çözümlemek lazım. FETÖ komplolarda uzmanlaşmış, itibarsızlaştırmada uzmanlaşmış, her türlü iftira ve tezviratta en ideal kuramları gerçekleştiren, her türlü alavere, dalavereyi yapan bir örgüt. Dolayısıyla özellikle bir bürokrasiyi ele geçirmek istiyorsa, yani diyelim ki bir kurumu, kamu, sosyal güvenlik kurumunu ele geçirmek istiyor. Oranın başındaki insana bir tezvirat şapkayla işi bitiriyor. Paraşütle kendi adamını getirip koyuyor. Alta doğru bir anda yüzlerce FETÖ'cüyü de tepeden aşağıya doğru bunları yaşadık. Sosyal güvenlik kurumunun bütün kayıtlarını bak, bütün kayıtlarını kardeşim, kim hangi ilacı almış, ne yapmış, ne etmiş olduğu gibi Pensilvanya'da hepimizin, evet, bütün SGK'nın bak, iki olayı iyi deşifre etmemiz lazım. Bunu bir birincisi, tamamlayalım mı? Tamam. Bunu, evet, tamamlamazsak eksik kalır, izleyicilerimiz, aynen, açısından da önemli. Şimdi işin ilginç tarafı, tehdit ediyor. Bu sefer tehdit ettiğinde kendi de pişman oluyor. Yani ben kimi tehdit ediyorum? O pişmanlık anında da bu sefer din sömürüsüne başlıyor. Öyle bir profesyonel ki kendisi. Yan odaya gidiyor. Yan odada sözde terörist başı Fethullah Gülen'le görüşüyor. Onunla görüştükten sonra geliyor. Onunla görüştüğünü oradaki teröristlere açıklıyor. Ve sonrasında da ilginç cümleler kuruyor. Tırnak içerisinde. Yine 29 Şubat tarihindeki toplantıdan tehditten sonra şunu söylüyor. O olağanüstü bir şahsiyettir. Hoca Efendi hepiniz için ayrı ayrı dua ediyor. Az önce kendisiyle görüştüm. Ne mutlu sizlere diyor. Fakat işlerinden rütbesi düşük olan bir subay tekrar diyor ki, işte Adil Bey, acaba darbe dışı ya da darbede başımıza bir şey gelirse bunların önlemlerini de konuşalım mı? Dur diyor. Bu senin aklına gelen diyor şeytani bir şey diyor. Kendini diyor derhal temizle diyor. Bu şeytani düşüncelerden arın diyor. Böyle düşüncelere diyor bu süreç içerisinde yer yoktur diyor. Biz bir yola baş koyduk, sonuna kadar gideceğiz diyor. Terapi seanslarındaki kullandığı yöntemlere bakacak olursak, bir tehdit, iki dini suistimal ediyor, üç Pensilvanya'ya müthiş bir şekilde kutsiyet yüklüyor. Motivasyon en üst düzeyde. En üst düzeyde. Ha sonra ne oluyor? Bakın şunu da söyleyeyim. Oradaki FETÖ'cü generaller falan, yani aklamaya çalışmıyoruz biz. Masum değiller. Hı hı. Yani onlar bu tehditlerle falan hareket etmiyorlar. 29 beyin Şubat'tan... Beyin yıkanmış ya. Beyin yok beyin yani. Beyin yıkanmış ama 29 Şubat'tan sonraki toplantılarda o söz konusu generaller, bırakın darbenin başarısızlıkla sonuçlanacağını, öyle masaya hazırlıklarla geliyorlar ki. Yani, asılacak. Resul tabii, Kurt. Yani asılacak. Türkiye'nin açık söyleyeyim taş üstünde taş kalmıyor ve sadece darbe değil asıl amacın iç savaş olduğunu da görüyoruz. İç savaş ya, biz her yani, zaman söylüyoruz. O toplantılarda yani konuşulanlar, vur emirleri, yakmalar, yıkmalar. Şimdi ben bunları tekrar tekrar anlatmaya kalkarsam hem kitabın bir özelliği kalmaz hem de son itibariyle bazı konuları biz de konuşamıyoruz. Çünkü devlet hala bu konuda çok titiz bir soruşturma yürütüyor. Hı hı. Ama herkesin bilmesini istediğimiz konu şu: Akıncı Üssü ve etrafındaki hava harekatını yöneten insanları havadan ve karadan bir şekilde vuran, şehit eden ve onları hedef alan, Cumhurbaşkanımıza suikast girişimini planlayan Akın Öztürk'le Adil Öksüz'dür. Şimdi, kimse bunları aklamaya çalışmasın. Darbenin bir numarası da, iki numarası da bellidir. Darbenin dış ayakları da bütün görüşmelerle, tapelerle kayıt altındadır. Gerek Adil Öksüz'ün, gerek Akın Öztürk'ün, gerek Akın Öztürk'ün damadının. İşin ilginç tarafı, kendi el yazılarıyla aldıkları emir ve hava hareketini, işte kalkıyoruz, vuracağız, edeceğiz, hiç çekinmeden uçak kayıt defterlerini işleyebilecek kadar ileri gitmişler. Bakın o kayıt defterleri de deşifre oldu. Adam o kadar kendinden emin ki, yani ben vuracağım, yıkacağım, Türk milletini esir alacağım. Bunu kendi kayıt altına. Tabii tabii kendi bunu kayıt altına. Kendi mensubu olduğunu sandığımız millet. Tabii tabii. Kendisi ama bakıyorsunuz milletin mensubu değil. Bunlar mankurtlaştırılmış. Tabii tabii. Yani evet. Atmatov'un Mankurt kitabı okumuştur birçok izleyicimiz. Öz annesini öldürüyor değil mi? Bu kadar beyinsizleştirilmiş. Ya şimdi, yani, abi beyin denen bir organ yok bunlarda. Aynen ya. Aynen. Öyle bir inandırılmışlar ki yani iz bırakmaktan
Korkmuyorlar. Hiç korkmuyorlar. Korkmuyorlar. Fotoğraflarda var mı? Var. Biz bu toplantıları... Adamın elinde silah var efendim yeni... diyor. Çiçekli diyor o. Ben cep telefonuydu bakın diyor. Bakın ben o davaya tanıklık ettim. Davayı takip ediyorum Ankara'da elimden geldiği kadar. O da önemli bir şey söylediniz Sayın Vekilim. Müthiş bir şekilde içeride sanıklar, yani Ankara'daki çatı davasında müthiş bir şekilde dezenformasyon yapıyorlar, manipülasyon yapıyorlar. Aynı dışarıdaki taktiklerini içeride de devam ettiriyorlar. Sizin de dediğiniz gibi elinde silah var, sana masum bir vatandaşımıza doğrultmuş. Hakim şehit diyor etmiş ki, belki. Evet, hakim diyor ki, şehit etmiş, o kesin efendim. Diyor ki, hakim diyor ki, tanıklık ettik yani buna. Sen ne yapıyorsun burada diyor, elinde silah var. Hayır, benim elimde silah değil, telefon var diyor. Bakın silah olduğu çok açık. Ondan sonra avukatların, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın avukatlarının çok stratejik sorularıyla çözülüyor, gardı düşüyor. Bu sefer diyor ki ateş etmedim, evet silah var. Nasıl ateş etmedin diyor, adam ahlaksızca şunu söylüyor. Fotoğrafı yaklaştırın diyor, duman göremezsiniz diyor. Silahımdan mermi çıkmış olsa diyor, muhakkak suretle... Alay ediyor. Duman olur diyor. Alay ediyor, alay ediyor. İçeride, bakın, aklıyla alay ediyor. İşin kötü tarafı yerde şehidimiz var. Yani evet. Yerde orada da şehit annemiz söz konusu, yerde yatan şehidimizin annesi davada fenalaştı. Ben buradan kamuoyuna bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle Ankara'da yürütülen ve İstanbul'da yürütülen ana davalar ve çatı davaları sahipsiz bırakmamamız gerekiyor. Bazı sivil toplum örgütlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz müdahil olmaya başladı. Bakın. Avukatlarını da görevlendirdi. Hı hı. Memur Sen ve Hak İş Başkanlığı'nda orada özellikle Ankara'daki çatı davasında nöbetler başladı. Yani bunun adına da ikinci vatan nöbeti dediler. Bu nöbetlerin bütün illere, yani davaların görüldüğü bütün illere yayılması gerekiyor. Psikolojik olarak üstünlük sağlamaya çalışan sanıkların elinden o üstünlük alınmalı ve şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Bu konuda çok hassas davranalım. İzninizle bir çağrım daha olacak. Hı. Medya şöyle bir hata yapıyor. Medya orada söz konusu sanıkların verdiği ifadeleri birebir veriyor. Ben sansürleyin demiyorum ama şunu yapın. Hakimin sorduğu soruyu, hakimin masaya getirdiği, savcının masaya getirdiği delili ve avukatların söz konusu sanıklara sorduğu soruları muhakkak suretle haberleştirin. Sadece siz tanıklardan giderseniz bilinçli bir şekilde psikolojik harbe, aynen psikolojik harbe alet olursunuz ve tanıkların sözcülüğünü yapmış olursunuz. Bu da önemli. Bu da sanıkların, önemli. Pardon, sanıkların sözcülüğünü yapmış olursunuz. Bu da önemli. Özellikle arkadaşlarımızdan ricamız, orada avukatlarımız, bakın avukatlarımız tarih yazıyor. Savcımız ve hakimimizin ise dikkatli duruşu gerçekten tarihe not düşürecek kadar önemlidir. Evet. Bu iki uyarıyı da yapalım. Şimdi tabii, Resul Kurt, evet. Yemin ettirmeler, hı hı. Yani dini her türlü terimi kullanarak korkutmalar, motivasyon amaçlı konuşmalar, gizli toplantılar, sır buluşmalar. Bunları duyunca ya bunları neler duyunca söyledim? Tabii insanın aklına haşhaşiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürekli söylediği tam da cuk oturan bir ifadedir haşhaşi. Haşhaşileri hatırlatıyor. Beyinleri yıkanmış, afyonla uyuşturulmuş ve dolayısıyla da bunların çok büyük bir yönlendirmeyle, kendi iradesiyle tuvalete gitmekten aciz olan, yani tuvalete gitmek için bile, değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını güya yapan baş danışmanı Amerika'daki abisine yazıyor. Abi diyor, tuvalete gideyim mi? Genel başkan sorayım mı, beni çağırsın mı? Acaba siz ne emir verirsiniz bana? Yani basına çıktı. Kılıçdaroğlu bunları yatsımıyor zaten. Bakın birkaç dava, sadece bu 15 Temmuz davalarımız değil. Birkaç konu çok önemli. Birincisi askeri casusluk davası. Bakın bu FETÖ'nün devleti ele geçirme noktasındaki önemli mihenk taşlarından birisidir. Askeri casusluk. 830 bürokrat fişlenerek, uydurma haberler yapılarak, İzmir askeri casusluk davası. 830 bu memleketin evladı bürokrat, çoğu üst düzey bürokrat. Bunları makamlarından etmek için, bunları mevkilerinden etmek için, bunları sindirmek için... Bakın bir çuvalın içerisine bakıyorsun, SSK'da müfettiş de var, iş müfettişi de var, maliye müfettişi de var, vergi dairesi müdürü de var, tapu müdürü de var.
Asker de var, polis de var, istihbaratçı da var, çavuş da var. Herkesi aynı 830 kişiyi, gazeteci de var, 830 kişiyi aynı çuvalın içerisine atıp itibarsızlaştırıyorlar. Çok gayri ahlaki, belden aşağı ifadelerle bu kişiler toplum nezdinde saygınlıkları kaybettiriliyor. Ve en önemlisi bu insanların boşalttığı makamlara da yönlendirmeyle, efendim bakın bizim de Ali'miz var, bizim de O'muz var, bu'muz var deyip oralara ittirerek bir şekilde devletin omurgasına çökme var. Bir diğer önemli dava da, bakın bu da hiç kamuoyunun gözünden kaçmadı. Keşke sevgili Kılıçdaroğlu Haydar Meriç içinde yürümüş olsaydı. Haydar Meriç, bakın izleyicilerimiz araştırsın, benim burada dile getirememe ahlakımız buna el vermiyor. +18 Yani evet, buna ahlakımız el vermiyor ama Fethullah Gülen'in Kırklareli'ndeki yapmış olduğu bir takım icraatlarla ilgili o dönemdeki vaizlik görevi veya o bulunduğu dönemde yaptıklarıyla ilgili kitap hazırlayan bir gazeteci Haydar Meriç. Eğer Enis Berberoğlu için yürüyeceğine Haydar Meriç için yürüseydi, değil mi, bu ülkede cezasız kalmazdı. Doğru. Bu tür adaletsizlikler. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tür adalet yürüyüşlerinin bir temeli yoktur. Tamamen kendisini kurtarma operasyonunu siz haberinizde gösterdiniz. Gazetede yuvarlak masanın etrafında oturmuş insanlar var. Muhtemeldir ki Sayın Kılıçdaroğlu talimat verdi. Enis dedi, şunu al oradan oraya götür, böyle yap. Böyle yap dedi. Şimdi muhtemelen benim aklıma şu geliyor. Hani şeytanın avukatlığını yapmak deniyor ya. Acaba Enis Berberoğlu içeriden şöyle dedi mi? Kemal Bey, beni ateşe attın. Bak öteceğim. Yürü beni kurtar, yoksa keşke, öteceğim mi? Keşke Enis Berberoğlu konuşsa. Konuşsa evet. Keşke. Hayır, acaba öyle bir şey mi var? Yani bence bu kadar öyle. Bu kadar yırtınmanın, bu kadar yürümenin temelinde. Kardeşim yürüyordun da Haydar Meriç katledildiğinde 15 gün sonra domuz bağıyla bütün kemiklerine kadar etleri sıyrılmış bir şekilde bulunan bu insan, en feci şekilde öldürülen bu insanın arkasından niye yürümedin? Veyahut da bu ülkede haksız, hukuksuz bir şekilde maalesef FETÖ'nün savcı kisvesi, siz biraz önce apoletli dediniz, ben ona üniformalı terörist diyorum. Cübbeli teröristleri diyelim burada. Cübbeli teröristleri tarafından sindirilen en ufak bir haberi, FETÖ ile ilgili en ufak bir haberi 10 yıllarca hapisle cezalandırma talebiyle mahkemelere verenlere ne diyeceksiniz? Neden o zaman adalet için yürümediniz? Ben bir yazıya, ben çok tekzip sağlam yazı yazarım ve benim yazılarım cuk diye oturur ve bugüne kadar iki kişi beni tekzip etmiştir. Birisi SGK'daki bir memur arkadaşımız, ben gazetede yazmışım, demişim ki şu işte arkadaşımız açık öğretim mezunu, bu vasfa uygun değil, bir yerde işte bir belediyenin, efendime söyleyeyim, hal otogar şefliğinden getirip buraya yapmak doğru değil, bu kapasite yok. Yani öyle bir şey yazmışım, beni davet etmiş. Mahkeme demiş ki ya bu doğrudur, yani burada Resul Bey'in yazdığında hiçbir sıkıntı yok. Bir de tiran demişim bir SGK yöneticisine, başkanlığını yapan bir şahsa, abi 3-5 günde tekzip gelir mi ya? Yazının siteden kaldırılmasına, oradan kaldırılmasına tekzip 3 günde geliyor ya. 3 günde adam tekzip alıyor. Hiçbir yazının içeriğinde hakaret unsuru yok. Yargıyı o kadar ele geçirmiş ki talimat veriyor. Bizim Star gazetemizde haber çıktı. 2014 yılı Ocak-Şubat ayları. SGK'da 7-8 depoyu boşaltan o dönemin yöneticileri yağmalamış. 10 milyonlarca lira parayı çarçur edip FETÖ'ye kaynak olarak aktarmış. Araçlar kayıp, yok. Devletin arabası yok ya. Kağıdı yok, hurdası yok, ötekisi yok, berikisi yok. Paralar nereye gitmiş? Evet. Belli değil. 3 günde tekzip geliyor kardeşim, 3 günde. Benim gazeteme sormuyor. Nedir bu durum? Sormuyor ya. Hakim sormuyor. Tekzip veriyor. Delilin ne diye sormuyor. Daha acısını söyleyeyim. Bununla ilgili idarecilerin, kardeşim burada FETÖ'ye 10 milyonlarca lira kaynak aktarılmış. Cumhurbaşkanımız tek başına savaşıyor. Bu gazetede Cumhurbaşkanımızın yanına bir şekilde destek olmaya çalışıyor.
demesi gerekenler soruşturma açıyor. Ne diye soruşturma açıyor? Bunu diyor kim sızdırdı? Yani bir rapor var. Bu raporu diyor kim sızdırdı? Raporu sızdırana soruşturma açıyor. Çok acı bir şey. Çok bütün, acı bir bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman şöyle bir şey var. Bir şey daha söyleyeyim. Bak, böylesine bir örgütün Adil Öksüz'ü kaçırmaması mümkün değil. Mümkün. Bakın Adil Öksüz'ü konuşturduğunuz zaman, Adil Öksüz'ü konuşturduğunuz zaman darbenin bütün şifrelerini, bütün yapılanmasını en ince detayına kadar çözmenin yanında ayrıca FETÖ'nün Türkiye'deki en önemli kripto dediğimiz deşifre olmamış unsurlarını da açığa çıkarırsınız. Bakın bir bugün Tekirdağ'a gittim. Yolda vatandaş konuşuyor abi. Ne yapıyorsunuz? Yürüyüş nedir? Nasıl gidiyor? Yok bir sürü insanla konuşuyoruz. Bizim işimiz insan. Ya abi diyor bu adam niye yürüyor ki diyor. Ayağında diyor spor ayakkabı. Yürüyor. Lüks karavanda kalıyor. Varsa rejide karavanı da göstersin. Gandhi taklit ediyor. Kötü bir taklitçi. Kötü bir taklitçi Gandhi'yi taklit ediyor ama ayağında 1.000 liralık ayakkabı, yanında milyonluk lüks karavan, nasıl bir karavansa 15 metre karavan. Şimdi vatandaş söylüyor bak diyor ki ülkede darbe yapan FETÖ, FETÖ için yürüyen CHP'ye destek olan HDP ama diyor suçlu Erdoğan. Bak bunu kim söylüyor? Suçsuz. Ya bunu vatandaş söylüyor ya. Karavan geldi. Karavan geldi. Nasıl bir karavan? Bak 15 metre. Şimdi Türkiye'nin dostluğa, kardeşliğe, barışa, birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Aynen. Ayrımcılığa, ayrıştırmacılığa bizim ihtiyacımız yok. Onun için Kılıçdaroğlu'nun eğer bir dirhem içerisinde vatan sevgisi varsa FETÖ'ye uşaklığı bırakır ve Türkiye'nin devletinin yanında yer alır. Şimdi bugüne geliyoruz, düne gidiyoruz. Bu önemli. En azından hani bugün ne olduğunu görüp dün ne olduğunu sezmek açısından önemli. Şimdi Adil Öksüz hepimizin gözü önünde, tüm Türkiye'nin gözü önünde önce bir soyuldu. Yani iç çamaşırlarına kadar soyuldu. Onu orada gördük. Yani orada bir sürü işte detay var daha önce paylaşıldı. Kelepçelenmiş, ötekilerde bu kelepçelenmiş vesaire vesaire. Fakat o ortamdan çıktı. Elini kolunu sallayarak çıktı. Hani ben işin burasındayım. Kelepçelenmiş mi, kelepçelenmemiş mi bilmem işte. Bakın yakalandı Mustafa, yakalandı. Yakalandı. Derhal elinde. Kurtarma ekibi geldi. Aman dedi bu bizim ekip. Bu iş nasıl oldu? Peki bu iş nasıl oldu? Nasıl olacak? Kenan Kıran. Ya bu iş nasıl oldu? Ya istihbarattan, bakın ya istihbarattan bilmiyorum ya istihbarattan şimdi detayı, bir ekip. Ben tek tanık ifadeleriyle detayı anlatacağım. Kenan Kıran'da. Şimdi bu Adil Öksüz'ün kurtarılmasına ilişkin iddianame sonuna kadar okudum. Adil Öksüz gözaltına alındığı gün 16 Temmuz 11-12 sıralarında Hürriyet Gazetesi işte araçla getirilirken görüntülerini verdi. Deniliyor işte o görüntü çıktı işte iç çamaşırıyla bir görüntü. Ondan daha kötü ifade. Hürriyet haber yaptı mı o fotoğrafı? Yaptı. Ya, bilerek yaptı. Mi hani bilerek? Yok, güzel bir haberdi. Yani evet. Orada o 5 sivil imamın karakola getiriliş ama hikayesini. Ama Sivil İmam olduğunu yazdı mı haber? Yazdı. Ha, ya hakkı da teslim etmek lazım. Tabii. Eleştirdiğimiz gibi hakkı da teslim edelim. Şimdi Adil Öksüz 15 Temmuz darbe girişiminde darbeyi yöneten kişi. Yani nasıl o uçaklar, F-16'lar uçtu, halka bomba yağdırdı. Unutmayalım Rukiye Dağı'nın ifadesiyle Cuma'da eşimi tanıyamadım diyor. Başı yoktu, kopmuş. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin tepesinde buldular. Üzerindeki eşyalardan cep telefonundan diyor kendisini buldum diyor. Şimdi Halil Kantarcımız şehit oldu. Mustafa Varank'ın abi İlhan Varank, abimiz. Erol Olçokları oğlu şehit oldu. Birçok şehidimiz var. O F-16'ların kalktığı Akıncılar üssünde bulunuyor. 5 sivil imamdan biri Adil Öksüz. İşte o tanklar yürüdü, halkı ezdi. Bu Akıncılar Üssü'nün karargahında bir ilahiyat fakültesi öğretim üyesi orada bulunuyor. Şimdi yakalandıktan sonra ne oldu? Vallahi billahi iddianameyi okuyun. Yerin ismi Kazan ilçesinde ilçe jandarma komutanlığı
resmen otelde kalmış gibi davranılmış. Şimdi deniliyor ya gazeteler... Ama bir dakika, otelde kalmış gibi davranılmış. Tekrar o geceye dönelim. 15 Temmuz yaşanmış. 16 Temmuz'da 16 Temmuz'dayız. Kaçarken yakalanıyor. Kaçarken yakalanıyor. Tarla almaya gelmiş. Hani şu bazılarının dediği var ya, yok işte askeri dövmüşler, bilmem suçsuz askerleri dövmüşler meselesi. Millet dayak yiyor. Adil Öksüz korunuyor. Ya nasıl korunuyor? Tanık ifadeleriyle, yani biz haybeye konuşmuyoruz. Tanık ifadeleriyle tek tek ifade edelim. Şimdi bir insan gözaltına alındığında ne yapar? Ve darbenin yönetildiği yerde gözaltına alınıyor. Askerlerin arasında 5 tane sivil. Yani sivillerin orada bulunmasının imkanı yok. Elini kolunu sallayıp gidemez bir insan oraya. Şimdi gözaltına alındıktan sonra ne oluyor? Üstlere çıkartılıyor. O görüntüleri hatırlıyoruz değil mi? İç çamaşırıyla kalıyor. Belki artı 18 olacak ama okuyalım. Yani halkımız bilsin. Tanık ifadesi. Hemen okuyorum. Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda hareket eğitim kısım amiri olarak görev yapan Erkan Külah. O gün Kışla Jandarma Komutanlığı'nda asayiş tim komutanı olarak görev yapıyor. İfadesi aynen şu. Bu 11 kişi içerisinde Adil Öksüz de vardı. Arazide yakalanan, peyderpey getirilen şahısların hepsi karakolun bahçesinde bırakıldıktan sonra TEM şubeden polisler geldi diyor. Adil Öksüz'ü sorguladılar. Bir ara camdan karakolun bahçesinde doğru baktığımda getirilen ve yakalanan bu kişilerin üzerinde sadece, ya kusura bakmasın izleyicilerimiz, kilotların olduğunu gördüm. Adil Öksüz çırılçıplaktı. Şimdi Adil Öksüz'ü diğer bir tanık. Diyor ki tanık uzman çavuş Turgay Berke. Adil Öksüz sorgulanıyordu. Bu esnada çıplaktı, üzerinde kilot dahi yoktu. Böyle devam ediyor. Yani çok devam etmeyelim. Edebimize aykırı olduğu için. Ya Adil Öksüz'ün üzerinde hiçbir eşya yok. Evet. Yoksa demek ki deliller elde edildi. Üzerinde üzerindeki giysiler alındı. Biz GPS cihazını ve 3 flash belleği biz nerede gördük? Tuvalete gidiyor. Trafik polisi. Trafik polisi buluyor. Şimdi gözaltına alındığın kişideki delilleri toplamıyorsun. Adam GPS cihazını ve 3 flash belleği saklıyor. Az önce dediniz ya trafik polisi. Diyor ki ben diyor trafik polisiyim. GPS cihazı ve 3 adet flash belleği bu kişi buluyor. Sen Ankara TEM'den ekip gidiyor ilçe jandarma komutanlığına. TEM'deki polisler ismini de söyleyelim. Serter Koçak. Şeyi arıyor Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürü Bilge Kağan Aksoy'u. Bilge Kağan Aksoy diyor ki Serter Koçak, yani bu Adil Öksüz sorgulayan, bu FETÖ'nün imamı. Bunu söylemelerine rağmen GPS cihazı ve 3 flash bellek bir trafikçi tarafından bulunuyor. O olmasa belki o da yok edilecek. Bu kadar rahat. Tuvalete birisi alıp da götürsün diye bırakılmış. Evet. Ona iç çamaşırıyla geliyor. Yani GPS cihazını iç çamaşırında mı saklamış? Aynen. Şimdi tanığın ifadesi. Tanığın ifadesi Murat Bozdan, ilçe jandarma komutanı. İsmail Uçar başçavuş Adil Öksüz ve diğerinin yakalandığı Kışla karakolunun tuvaletine gitmiş. Gittiğinde burada elini yıkadıktan sonra kurulamak için havluluktan kağıt alırken GPS cihaz aletini bulmuş ve bunu dışarıdakilere sorduğunda bu aletin Adil Öksüz'e ait olduğu tespit etmiş. İsmail Uçar başçavuş normalde trafik tim komutanıdır. Bu GPS aletini bulup Adil Öksüz'e ait olduğunu tespit ettikten sonra tutanak tutmuş. Bir trafikçi buluyor. Ya sen Ankara TEM'den bir ekip gönderiyorsun, FETÖ imamı deniliyor, üzerinde hiçbir şey bırakmıyorsun, yani GPS cihazı yok. Sıradan bir adam değil. Şimdi burada Kenan'ı destekleyen bir not düşeyim, o açacaktır mutlaka. İlginç olan olaylardan bir tanesi de şu, evet istihbaratçı polisimiz gidiyor, orada bas bas bağırıyor, diyor ki FETÖ'nün imamı ve deşifre oldu. Evet. Hem oradaki jandarmayı dikkatli olması konusunda uyarıyor, hem de Adil Öksüz'e dönüyor, hakaretler bile ediyor. Artık sen bizimsin. Adaletten ve devletten kaçamazsın diyor. İşin ilginç tarafı, Kenan'ın da söylediği bütün deliller sabit olmasına rağmen her ne hikmetse o jandarmadan il valiliğine, il emniyet müdürlüğüne
veya başsavcılığa konu hakkında zerre bilgi verilmiyor. Ve az önce dedin ya, sen FETÖ imamısın, sen benim evet. elimdesin diyen şu an sanık. Sanık şu an. O iddianamede şüpheli iddianame kabul edildiğinde sanık olacak. Serdar Koçak. Şimdi gözaltına alındı, GPS cihazı ve 3 flash bellek yok edildi. Normalde kayıt altına alınması lazım, imajının alınması lazım ve el konulması lazım. Markaları bir da her ne hikmetse bir ABD. Trafikçi yakalıyor bunu. Bizim Ankara TEM'deki arkadaşlar geliyor, sen FETÖ imamısın, Fethullah Gülen'e küfret diyor. O arkadaş bulamıyor, o ekip bulamıyor. Jandarmayı da devre dışı bırakıyorlar. İkinci olay. Orada bir şey oluyor yani, bir şey dönüyor. Ya sen GPS cihazı ve 3 flash belleği kaybettiriyorsun, bir trafikçi yakalıyor. Yani normal sorgulayan ekip bunu yok ediyor. Aslında bir o trafikçiyi tebrik etmek lazım. İkincisi, gözaltına alındığınızda siz cep telefonuyla konuşabilir misiniz? Kesinlikle izin vermezler. Sen bir de darbe teşebbüsünün olduğu yerde darbeyi yöneten biri. İstemiyor yani Kenan Bey, diyor ki bir telefon veriyor. Hemen okuyayım. Diyor. Ha? Bak diyor ki, diyor. Bak şüpheli, jandarma uzman Erbaş, Serkan Çoraplı, Osman Gök başçavuş yanına beni çağırdı. Bana Adil Öksüz'ü de göstererek şu telefonu Adil Öksüz'e ver dedi. Adil Öksüz iki tane telefonu vardı. Ben bunlardan bir tanesini Adil Öksüz'e verirken Adil Öksüz bana benim verdiğim telefonu değil ötekini ver dedi. Telefon da beğenmiyor. Diyor ki bu telefon değil, diğer telefon. Numara öbüründe kayıt. Çünkü Adil Öksüz bu telefonla avukatını arayacaktı. Temiz hat veya temiz hat. Ben de Adil Öksüz'ün dediği telefonu Adil Öksüz'e verdim. Ancak bu verme eylemini Osman Gök başçavuşun emriyle verdim. Kendi kafamdan vermedim. Ya adam darbeyi yönetiyor ve imam olduğu belgeleniyor. Al telefonu seçiyor. Diyor ki diğer telefonu ver, veriliyor. Ve devamında da diyor iki darbeci daha Adil Öksüz'ün telefonundan görüşme yapılıyor. Bu nedir? Adam istediğini yapıyor. Darbeyi yönetmiş, telefon seçiyor. Diyor ki bu telefonu ver, veriyorlar. Devam edelim. Diyor ki, şimdi biz hep diyoruz ki işkence görmüş. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Kadir Yılmaz. Diyor ki adam kamelyada dinleniyordu diyor. Aynı ifadesi, yani biz ekleme çıkartma yapmıyoruz. Kadir Yılmaz'ın ifadesi, karakol binasının girişine göre karakol binasının önünde sol tarafta bulunan tahtadan yapılmış kamelya, kamelyada iki sivil kişi dikkatimi çekti ve bunlar çok rahat tavır içerisindeydiler. Biz bunların ilk etapta askeri personel olduğunu düşünüyorduk ama ancak daha sonra bu iki kişiden birinin Adil Öksüz olduğunu anladım basında çıktıktan sonra. Adam kamelyada oturuyor. Hani işkence görmüştü? Kamelyada adam oturuyor. Evet. Yani biz yani kişilerin namaz kılmasına kesinlikle sanık da olsa eleştiremeyiz. Ama darbe yaşanmış, Adil Öksüz darbe yönetmiş. Adam katil, 250 kişiyi şehit etmiş, kalkıp bir de namaz kıldırıyorsun. Evet. Adil Öksüz'ü en son gece saat 22-23 sıralarında yatsı namazını kılarken gördüm. Adil Öksüz namazını karakolun yan tarafında kamelyanın göremediği bir yerde çimde yatsı namazını kıldı. Namazını kılmış, kamelyada oturuyor. Dinleniyor. Telefonunu alıyor, daha bitmedi. Ondan sonra... Kebap da lahmacun da şimdi, söylemişler mi? Ya o belki ileride çıkacak. Yani düşün ben seni bana verdiler, sen Fethullah'ın imamısın, Fethullah'a küfret diyen kişiler 16 Temmuz saat 7'den sonra hiçbir polis kalmamış. Hiçbir polis kalmamış. Ve şunu da unutmayalım, şimdi 11 kişi şeye götürülecek, Ankara TEM'e, Ankara Emniyet Müdürü ve Başsavcı Vekilinin kesin talimatı. Darbeye katılan kişiler mutlaka Ankara TEM'e getirilecek, 11 kişi şeye gidecek. Ankara TEM'e götürülmesi gerekirken savcı huzuruna çıkacak. Polise gidecek Ankara TEM'e. Bu 11 kişi tam Ankara TEM'e giderken durduruluyor. Diyor ki bak İstihbarat Şube Müdürü Alp Arslan'ın ifadesi. Ankara Emniyet Müdürü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin talimatıdır. Tüm gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü Terör Şubesi'ne gelecek. Götürülmüyor. O 11 kişi Adil Öksüz'ün de bulunduğu araçlar giderken bu Adil Öksüz'ü sorgulayan bir kişi var. İsmini hemen söyleyelim. Diyor ki Erhan Cihangir, bu Adil Öksüz'ü sorgulayan tanık ifadesi Adil Öksüz
Er İzzettin Yüksel'in ifadesi. Adil Öksüz Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyordu. Sivil polislerden Erhan Cihangir, bu Adil Öksüz'ü sorgulayan ekipte bulunan, Adil Öksüz'ü bindirildiği araçtan indirdi ve polislere neden kafanıza göre iş yapıyorsunuz? Ankara TEM'e gitmesi gerekirken durduruluyor ve tekrar kışlaya gidiyor. İkinci bir ifade, sivil polis Erhan Cihangir, resmi kıyafetli polis memuruna Adil Öksüz'ü kastederek onu götürmeyin. Ne yapıyorsunuz onu götürmeyen dedi. Öksüz kışla jandarma karakolunda kaldı. Sen Ankara TEM'den ekip götürüyorsun, kahramanlık yapıyor, bağırıyor, çağırıyor, Fethullah Gülen'e küfret diyor. O ekip Adil Öksüz'ü Ankara TEM yerine kışla da bırakıyor. Ve Baylok çıkan bir sanığın ifadesi. Diyor ki Kenan Gülbay, kışla jandarma komutanlığında kalan Adil Öksüz'ün içinde bulunduğu şüpheliler kesinlikle Ankara TEM'e gitmeyecek. Baylok kullanan bir polise, bu operasyonda Adil Öksüz'ü kurtarma operasyonunda yer alan kişi. Ne oluyor? Adam rahat ve serbest kaldıktan sonra telefon açıyor. Diyor ki kemer ve saatimi unuttum, onları alabilir miyim? Aynen öyle. Ya, yani. Şimdi burada şimdi Fethullah Gülen'i işte sorguladı, işte küfür et dedi diyen o sorgulayan ekip saat 19'da karakoldan gidiyorlar. Hiçbir sivil polis kalmıyor. Bir bakıyorsunuz karakolda, o askeri karakoldaki kişiler gece 1.30-2 gibi gidiyor savcının huzuruna. Belki de çıkmıyor ve serbest kalıyor. İşin ilginç tarafı şöyle de bir konu var. Tanıklar var. Orada yaşanmışlıklar var. Çok ciddi bir sonuç itibariyle jandarma tarafından hazırlanması gereken soruşturma evrakı var. Sincan savcılığının elindeki soruşturma dosyasına baktığımız zaman ise içeriğinin tamamen boşaltıldığı ve bilgi kirliliğiyle doldurulduğu bir dosyayla karşılaşıyoruz. Gürsel Tekin'in dosyasının boşaltılması şimdi gibi. O dosya mesela diyelim ki Adil Öksüz'le ilgili evrak masada kalıyor, savcıya da gitmiyor. Aynen. Giden soruşturma evrakı boş zaten. Baş danışmanı ne hikmetse Adil Öksüz'le görüşüyor. Bunun imam olduğunu biliyor. Devlet yetkililerine ilettiyse, kime söylediyse ortaya çıksın. Ciddi bir kollama var. Yani sen 40 yıl bu devletin kılcallarına girmiş. Akıncılar üstünde darbe yapacak. O kışla karakolunda ya da emniyette o ekibi ayarlamaz mı? Ayarlıyor. Ben daha ilginç bir şey söyleyeyim. Yani darbe yapmanın planını en az 2 yıldır yapan bir yapı. Devlette bu tür atamaların etkin olduğu mekanizmalar neresidir? Personel Genel Müdürlüğü'dür, personel başkanlığıdır. Onun haricinde üst yöneticilerdir. Yani siz bir personel başkanlığını, personel genel müdürlüğünü ele geçirdiğiniz zaman atamalarda tabii çok ciddi bir kalem oynatabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Acaba diyorum, madem bu Akıncıların darbe gecesi bu kadar aktif olacağı planlanmış, buranın polis karakolu, buranın jandarma karakolu acaba önceden buna hazır hale getirmiş midir? Bütün bu toplantıları zaten biz onu açıkladık biraz önce. Tabii. Risk analizleri yapılıyor, strateji analizleri yapılıyor. Risk analizi yapılıyor da acaba tabii buraya bizden arkadaşlar dursun, yani bizi de yakalayınca bırakırlar diyorlar mı? Son toplantı biliyorsunuz Akıncı üstünde gerçekleştirilen son toplantı var. O toplantının tabii içeriğine tam hakim olmamakla birlikte zaten o toplantıda şunu görüyorlar. Yani biz Genelkurmay Karargahı'nın ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın haberi oldu. Haberi olduğuna göre biz artık risk altındayız. Tabii. Risk altında olduklarını hissettikleri andan itibaren biraz önce Kenan'ın da anlattığı süreci yönetmenin planını anında yapmışlardır. Yani istihbaratçısı da hazırdır, jandarması da hazırdır. Hatta savcısı da hazırdır, soruşturma evrakını hazırlayacak sivil memur da hazırdır. Burada çok büyük. Yani bir de bu olayı sadece şöyle anlatmamak lazım. Karşımızda küresel bir oyun var. Küresel bir işgal hareketi varsa küresel ölçekte de destekler vardır. Küresel ölçekte de destekler olduğunu varsayarsak biz acaba Adil Öksüz'ü o kaosun içerisinden çıkartıp özgürlüğünü ona tanıyan insanların dışında ondan sonra kim? Veya konuşmasın diye bakın mi? Ondan sonra kim dokundu? Ondan sonra kimin dokunduğunu bulmamız lazım. Yani NATO karargahı mı sakladı? Amerika Büyükelçiliği mi sakladı? Yoksa
gerçekten hiçbirimizin aklına gelmeyecek şekilde incirlik üssü üzerinden mi kaçırıldı? Şimdi, sorular bunlar. Şimdi Murat Bayrak var. Bu Akıncılar Üssü iddianamesinin sanıkları tek tutuklusu olarak biliyorum. Evet. Hilmi Özdil, FETÖ'nün önemli bir isimlerinden Hilmi Özdil ile Baylok'ta yazıştığı belgelenmiş. Diğer Baylokçu ekipler amiri Kenan Gülbay'ı arıyor ve diyor ki Adil Öksüz'ü almayın diyor, ekibi almayın. Şimdi böyle bir talimat gidiyor. Şimdi az önce Aslan Bey anlattı Adil Öksüz'ün toplantılarını. Ya bir belge vardı, isterseniz gösterelim. Hı hı. Şimdi bir ekrana getirelim o belgeyi arkadaşlar. Resul Bey şundan utanıyorum ya, 15 Temmuz'u yaşamışız. Yani yıl dönümüne geliyor. Biz hala bu darbe girişiminin kontrollü darbe olmadığını ispatlıyoruz. Ne yazık ki CHP, işte içimizdeki hainlere. Ya tabii o gecenin kontrollü genel başkan olanlar herkesi kontrollü zannediyor. Evet. Yani nedir bu? Ya ekranı arkadaşlar verirse. Verelim arkadaşlar. Kriter dergisinde de ben bunu yazdım. Bu kara havacılık iddianamesinde de yer alıyor. Bölük komutanı Emre Erkan yüzbaşı. Evet. Tanık ifadesi yani. Ekranda şu anda. Tanık Ramazan Turgut ifadesi şu. 15 Temmuz sabahını anlatıyor. Yani deniliyor ya kontrollü darbe. Evet. Tanık Ramazan Turgut. Tanık ifadesi aynen şöyle. Ben Kıbrıs'ta topçu alayında görev yapıyorum. 14 Nisan 2016 tarihinde kursiyer olarak Kara Havacılık Komutanlığı'na göreve başladım. Cuma günü saat 8'de yapılan içtimada Emre Erkan Yüzbaşı bütün bölüğe bugün kanlı cuma şeklinde bir ifade kullandı. Evet. Biz bunu bizim dönem için kontrollerin çok olmasına yorumladık. Tanık ifadesi. Diğer tanık o içtimada bulunan Levent Çağrı Çakır. 25 Temmuz 2016 tarihli ifadesi. Bu iddianamede olay günü sabah içtimasına katıldığını, içtima sırasında bölük komutanı Emre Erkan'ın kanlı cuma olacak şeklinde söylediğini ifade ediyor. Şimdi yani bu kadar açık ve net. Değil. Bugün kanlı cuma olacak diyor. Sabah 8'de akşamında halk bombalanıyor. F-16'lar uçuyor. Meclis bombalanıyor. Suikast oluyor. Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve bu devletin başkanına suikast planlanıyor. Daha bunlar Mustafa yani Bey, bir anda şimdi, hadi ben silah çektim de Erdoğan'ı vuracağım. Öyle bir şey değil ki bu. Tanık ifadesi. Suikast planlanan bir tanık şey. Tanık ifadesinde işte bugün kanlı cuma olacak diyen kişi Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci Kurslar Tabur Komutanlığı'nda Subay Temel Kurs Bölük Komutanı. Devamında da diğer askerlerin ifadesini alıyorlar. Yüzbaşı Emre Erkan'ın 15 Temmuz günü mesai saatlerinde silahların bulunduğu deponun anahtarını kayıt altına alınmadan depo sorumlusu Özgür Opukçu'dan aldığı, Tabur Komutanı Yarbay Yasin Candemir'in de depodan arkadaşlara silah dağıtın diye emir verdiği, Emre Erkan'ın da teröristler, yani bugün kanlı cuma olacak diyen o bölük komutanı diyor ki teröristler polis ve asker kıyafeti giymiş şeklinde saldırabilir diyor erlere. Askerlerin de silahları aldıktan sonra tabur komutanının odasından mermi ve şarjör aldı. Tanık ifadeleriyle. Teğmen diyor ki depoya gittiğimizde bölük komutanı Emre Erkan yüzbaşı seri numaralarına bakmaksızın bizlere G3 marka silah verdi. Alın işte 15 Temmuz'un delili. Bugün kanlı cuma olacak diyor sabah 8'de. Silahları dağıtıyor kayıt altına almadan. Tabur komutanın ismi var. Tek tek tanık ifadeleri var. Delil mi arıyorlar? İşte bu kahpe Emre Erkan Yusufbaşı şu an tutuklu. Evet. Bu yaşanmış bir şey. Aynen. Siz o telsiz kayıtları açıkça gösteriyor. O telsiz kayıtlarında ne deniyor? Emniyet ifade kime ait? Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz. Pilota İlhami Aygün'e diyor ki anlaşıldı. Emniyet binasında yola doğru ateş açılıyor. Emniyet binası bölgesine biz ateş açıyor, atış yapıyoruz. Pilot diyor bunu. Diyor ki komutan, emniyet binasında talip serbest. Emniyet binasına atış yaptınız mı? Pilot diyor ki 2 dakika sonra taarruz olacak. Biraz acele edelim, bir bomba daha, 2 bomba daha. Delil bunlar. Ya zaten telsiz. Sivil polisler var. Tabii. Aslan Bey'in kitabında yeminler var. Gizli toplantılar var. Telsiz kayıtları şimdi, var. Şimdi biz 15 Temmuz'un o kanlı darbe girişiminin darbe olduğunu açıkça bilinmesine rağmen maalesef işte bir ana muhalefet partisi ve işte ele geçirilmiş işgal edilmiş. Evet. Burada yalnız şöyle bir şey var. Bir CHP var. Siz de sosyal medyada bu konuyu gündeme getirdiniz. İşin ilginç tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu
16 Temmuz'da, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamalara baktığımız zaman açık bir darbe tabii. olduğunu, Fethullahçı terör örgütü tarafından hazırlandığını ve çok net bir şekilde kınadığını deklare ediyor. Fakat 17 Temmuz'dan sonra, yani hadi yeni kapıya kadar diyelim. Bir talimat mı alıyor acaba? Yani bir gariplik bir şey var, insanın kafası karışıyor. İstersen okuyayım mı? Bak o meclisteki konuşması 16 Temmuz. O da çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'dan bir gün sonra, 16 Temmuz'da Binali Bey konuşma yaptı. İşte Devlet Bahçeli konuşma yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 16 Temmuz'da meclisteki yaptığı konuşma şu. Değerli milletvekilleri, açıkça söyleyeyim, dün yaşadığımız olay doğrudan darbe girişimidir. Evet. Aynı, ondan sonra şu ifade diyor. Değerli milletvekilleri, ileride bu darbe girişimi nasıl önlendi diye tarihçiler oturup araştıracaklar. Bugün ise tam nasıl önlendi? Ben tankın üstüne çıktım, evet. Mustafa çıktı, siz çıktınız, öyle önlendi. Ve yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olurum umuduyla bindi arabasına, gitti, makam bekledi yani. Ve Resul Bey 7 Ağustos'ta Yeni Kapı mitinginde ne dedi Kılıçdaroğlu? 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ terör örgütü ordunun içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü yargının içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü devletin her kademesinde yuvalandı. Biz buna önce F tipi örgütlenme diyorduk. Şimdi Fethullah Gülen terör örgütü olarak tanımlanıyor. Eğer bir hakim vicdanıyla değil, bir hakim Pensilvanya'dan aldığı talimatla karar veriyorsa o hakim hakim değil, o mahkeme mahkeme değildir diyor. Fethullah terör örgütü diyor. Biz de ondan farklı bir şey söylemiyoruz. Aynı işte, şeyleri söylüyoruz yani. Bakın bir de şunu söyleyeyim. Birden ayarlar değişiyor ama. Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi kaset mi çıkıyor? Ne oluyor? Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'nda kontrollü darbe dediler ya o 300 sayfalık raporda. Şimdi CHP'li milletvekilleri Zeynel Emre, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu, Aytun Çıray'ın ifadesi. Tek bir ifade. Yani ekrana da arkadaşlar gösterebilir. Hı hı. Şurada, yani CHP'nin darbe araştırma komisyonuna muhalefet ediyor. Şu ifadesi, CHP'lerin muhalefet şerhinde. 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimini Fethullah Gülen cemaati yapmıştır. Nasıl şimdi kontrolü darbe ediyor? Kendileriyle çelişkiye düşüyorlar. Bir de Mustafa Bey, evet. Tabii. Programın başında... Resmi büyük görmemiz lazım. Aslan Bey, Kenan Bey. Kenan Bey, yani şimdi bizim burada... bir talimat alıyorsak, bize birisi diyor ki kardeşim yürü, yürüyorsak, evet. Bize birisi diyor ki kardeşim kontrolü darbe diyorsak, bize birisi diyor ki bak diyor ayarlarından çıktın sen diyor, eğer fabrika ayarlarına dönmezsen senin nasıl genel başkan olduğunu bak tabii. Anladın mı? Evet. Bak veyahut da birisi ya. Diyorsa ki kardeşim beni buraya sen tıktın, eğer beni buradan çıkartmazsan bak öteceğim diyorsa. Mesela Tekinler. Diyorsa veyahut bakın Gürsel Tekin başlı başına bir kutudur. Gürsel Tekin çok derin bir kutudur. Bakın burada Gürsel Tekin'i konuşmak aylar sürer. Kesinlikle. Gürsel Tekin şöyle diyor. Bakın ne zaman söylüyor bunu? Seçim sürecinde söylüyor. Diyor ki biz geleceğiz diyor Star Gazetesi'ne çökeceğiz. Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Burada bir dipnotla girmek istiyorum. Dolayısıyla son kontrolü darbe, yaklaşıyoruz bu arada. Kontrolü darbe öyle oldu, böyle oldu. Bunların hepsi kim söylüyor? Rubin söylüyor, öbürü Fethullah söylüyor. Fethullah Gülen de dedi, söylüyor. 16 Temmuz'da dedi ki bu tiyatrodur, senaryodur. Senaryodur, tiyatrodur. Şenay Günaydın da dedi bu arada. Aynen. Mustafa Bey, ilginç olan şu. Şimdi UMET'teki sosyal medyacı arkadaşlarımızın küçük bir çalışması olmuş biz programdayken. İlginç detaylar var. Şöyle, şimdi bugün özellikle sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşüne verilen destekleri analiz etmiş arkadaşlarımız. Çok ilginç analizlerle karşılaşmışlar. Şunu diyor arkadaşlarım, tweetlerle de sabittir diyor. Sosyal medyada Halk TV bir video paylaşıyor yürüyüşle ilgili. Halk TV'nin videosunu yayan hesaplara baktığımız zaman Fethullahçı terör örgütler olduğunu, terör örgütü mensupları olduğunu görüyoruz diyor arkadaşlar. Devamında ise Halk TV sunucusu yürüyüşle ilgili halkı rencide edebilecek bir tweet atıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Emre Uğustur RT yapıyor diyor. Arkadaşlarımızın birebir tespitleri bugün için. Yetmiyor. Emre Uslu yani Fethullahçı terör örgütünün CIA ile işbirliğini sağlayan elemanlarından birisidir. Derin kutulardan birisidir. Evet, Mustafa Balbay'ı bugün Twitter'da RT yapıyor. Yürüyüşle ilgili Mustafa Balbay'a kumpası kuran yine Emre Uslu'yu arkadaşlarıdır. Bunun altını da çizelim. Düşman kardeşlerin işbirliğine tanıklık ediyoruz. Daha ilginci
Yine Fethullahçı terör örgütünün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önemli isimlerinden birisi Önder Aytaç da bugün aynı videoları paylaşmaktan geri durmuyor. Şimdi karşımızda sadece... Ne oluyor, neler oluyor? Aynen, karşımızda öyle bir yapı var ki Bukalemun. Yani Bukalemun gibi çok rahat renk değiştirebiliyor. Çok rahat omurgası bir şekilde... Omurgası yok. Çok yalan, rahat bir şekilde... Çok açık şekilde, yalan söylüyor. Kesinlikle. Yani ya. Konjektüre göre de kendisini kısacası bir yere oturtturuyor. Evet. Eğer bugün Mustafa Balbay'a kumpas kuranlar Mustafa Balbay'ın yürüyüşüne Twitter'da destek olarak karşımıza çıkıyorsa zaten karşımızda hem şantaj hem kumpas Kenan Bey'in söylediği gibi hem de yalanla kendisini meşrulaştırmaya çalışan bir terör örgütüyle evet. karşı karşıyayız. Tuncay, Kanal Türk'ün sahibi sıramız bitti bu arada. Kanal Türk'ün sahibine çöktüler. Öyle mi? Elinden kanalını aldılar. Bir şekilde cezaevine tıktılar. Tuncay Özkan'ı. Şimdi ne kol kola hep yürüyor. Beraber yürüyorlar. Kontrolü darbe diyor. O da başlı başına başka bir konu. Başka evet. bir günde onu tartışırız. Evet. Her birinize çok teşekkür Ama ediyorum. Ama bir şeyi tekrar söylemem lazım. Çok kısa bir olsun. Cümle, süremizi aşmışız. Bakın devletin karşısında şu an var. Milletimizin karşısında bir kurmay aklıyla çalışan, üst akıl tarafından çok o koordineli bir şekilde yönetilen bir yapı var. Ama bizim tarafta bizim bir kurmayımız, karargahımız yok bak. Bizim... Evet. FETÖ mücadelesini bürokrasideki insanlarla değil, akil insanlarla yürütmemiz lazım. Bir karargahı olması lazım evet, FETÖ mücadelesinin. Bunun da çok ivedilikle yerine getirilmesi lazım. Evet. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir kez daha kitabı gösterelim. Akıncı Üssü'nün Şifreleri, Darbenin Perde Arkası kitabını da bir kez daha sizlere önerelim bu vesileyle. Sevgili seyirciler, bu akşamlık da bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta buluşuncaya dek hoşçakalın.